Zorlu yollardan geçtik seninle. Büyük zaferler gördük hep birlikte. Hüznü sevinci beraber yaşadık. Sonsuz sevgimizle sana bağlandık. İyi gün kötü günle hep yanında olduk. Canımız sana feda Ankara gücü. Sarı lacivertir bizim rengimiz. Güzelim başkentim sensin evimiz. Yeşil sahaların yenilmez deviz. Futbolcusuyla sahada taraftarıyla tribünde. Rüzgar gibi eser geçeriz. Rakip tanımaz hiç o büyük gücümüz. Gururumuz şanımız Ankara gücümüz. Master Ankara Gücü'den selamlar, sevgiler, sevgili Ankara Gücüler. Bir yayınımızda daha birlikteyiz. Az önce sona eren maçta Ankara Gücü İstanbul'da Karagümrük'te 1-1 berabere kaldı. Uğurlu denebilecek bir statta oynadık maçı. Belki uğur getirir dedik ama maalesef maçtan yine galibiyetle ayrılamadık. Berabere biten bir maç, bir puanı yine Efkan getirdi. Efkan Bekiroğlu 3 maçta hiç gol attı. Özlediğimiz galibiyete çok iyi bir fikstüre rağmen 3. maç sonunda da ulaşamadık.
Bugün bu maçın değerlendirmesini Murat Gürgen, Gürcan Yurt birlikte yapacağız. Az sonra da Fahrettin girecek bir 10-15 dakika, onun değerlendirmelerini alıp biz de genel anlamda bir değerlendirme yapacağız. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet, bir birlik sonuç sizi mutlu etti mi? Yani 1-0 geriye düşüp 1-1'e gelince ehveni şer. Ya, gönlümüzden geçen elbette bir 3 puandı artık ama yani ilk yarıda da şut çekmeyen bir takım vardı, hiç sıfır şut. Yani 45. dakikadan sonra sorsam ben 1-1'e razıydım. Ama ikinci yarı biraz daha canlanan bir takım vardı. Keşke hani 3 puana ulaşsaydık, fırsatlar da bulduk ikinci yarıda ama kısmet değilmiş. Ne yapalım, bir puanla idare edeceğiz. Evet Gürcan Hocam, bir puan mutlu etti mi seni? Vallahi etmedi. Maçtan önce mesajlaştık biliyorsun. Ben bugün yeneceğiz diye düşünmüştüm. İlk 3 puanımız olacak diye bekliyordum. Olmadı. İkinci yarıda kazanabilecek kadar iyi oynadı aslında takım ama olmadı. Yani. Şans bizden yana değildi. Bir razı geldik. Umutlar yine bir başka bahara kaldı. Ama takım genel itibariyle zannediyorum hepimize biraz daha umut verdi. Sezon başındaki karamsarlıktan biraz daha kurtulduk diye düşünüyorum. Yani yenilince kötü konuşmak, yenilince iyi konuşmak değil de her zaman artıları, eksileri doğru şekilde konuşursak sanki daha faydalı olur gibi. İyi taraflar da var, umut veren taraflar. Kafamızda soru işaretleri de var tabii ki, konuşuruz onları. Evet, bence maça Tolunay Kafkas bir puan için gelmişti. Cebine bir puan koydu. Gül oynaya da Ankara'ya geliyordur. Bence Ankara gücünün şu andaki el freni Tolunay Kafkas'tır abi. Onu söyleyeyim net olarak. Benim düşüncem budur. Başkası ne düşünür bilemem. Taraftarlar ne düşünür bilemem. Kulüpte ne düşünülüyor bilemem ama Ankara gücünde Tolunay Kafkas bence fren vuruyor. Fren çekiyor abi. El freni oluyor. Elinde iyi bir kadro oluştu bence şu anda. Mevcut kadro hücum oynamaya, özellikle de deplasmanlarda bu geçiş oyunu dedikleri kontrataklara çok iyi yatkın, çok iyi bir kadro kurdu. Maalesef bu kadronun bir türlü kıymetini bilmiyor hoca. Şu anda oynattığı futbol bence zerre kadar keyif almadım. Yani şu takımın oynadığı futbolun Tolunay Kafkas'ın bir katkısı olduğunu düşünmüyorum ben. Normalinde şuraya amatör kümeden bir hoca da çıkarsanız bu kadar futbol oynatırdı Ankara gücüne. Yani maç içinde çok büyük hataları var. Sisteminden tutun, dizilişinden tutun, oyuncu değişikliklerinden tutun. Bir sürü hatası var, bir sürü yanlışları var. Bunları sırayla konuşuruz. Ben açıkça konuşayım, bir puan beni mutlu etmez. Çok iyi bir fikstürle lige başlamıştık. Kasımpaşa ve Karagümrük iki hazır olmayan takım. Adana Demirspor gibi yorgun ve eksik bir takımla oynadık. 9 puan 3 maçta çıkarabilirdik ama 7 puan kaybımız var. Ve bu 7 puan kayıp da bence Tolunay Kafkas'a yazar diye düşünüyorum ben. Evet, kadrodan bir başlayalım ve sistemden başlayalım. Murat, senden başlayalım abi. Şimdi 4-1-4-1 gösterdi yayıncı kuruluş. İşte 4-5-1 yani. 4-1-4-1 falan yok. 4-5-1. 4'lü bir defans, 5'li bir orta saha. Zaten orta sahayı kalabalık tutayım, gelmesinler. İşte geleni ön tarafta basayım, çıkartayım. Önde baskı falan diyor ama maalesef önde baskı falan da göremiyoruz yani maçın genelinde. 4-5-1 ile başlayan bir Ankara gücü var. Kalede Rafal, sağda Hayrullah, solda Mujakić, savunmada Radokovic, Mert, orta beşli de Morutan, Djokanović, Tolga, Efkan, Çepas, bu kenarlar Morutan'la Çepas tabii ki hücuma yönelik oynuyorlar. Ve en uçta da Alisov dizilişiyle Ankara gücü başladı. Sistem ve kadroyu nasıl bulun? Önce buradan başlayalım. Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim, tabii işte hoca yönelik eleştiriler olacaktır ama ya Ankara gücü de artık son sezonlarda o kadar çok hoca değiştirdi ki yani bir türlü o saadeti bulamıyoruz. Yani nasıl oluyorsa bilmiyorum. Zor da bir camiayız. Yani taraftarıyla da zoruz, biz de zoruz, eleştirmenleri de zoruz, yönetimi de zor, ya hoca için de zor, oyuncu için de zor. Neyse böyle şey var yani, sürekli hoca değişiyor bu ortam içerisinde. Onun için çok böyle ben hoca değişikliklerine taraftar olan bir insan değilim. Onu söyleyeyim baştan. Başladık yani, bilmiyorum artık. Hani ben böyle şey değilim.
hemen işte ikinci maçta hoca istifa diyenlerden değilim. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi sol bek transferi, iki sol bek transferi yaptık. Yani Hanusek geçen sene kiralıktı. Onu bonservisine aldık. Bir de Alper'i transfer ettik. İki sol bek transferi yaptık. Ama iki sol bek yedek. Yani orada bir mantıksızlık var. Hanusek'i de kendi övdü biliyorsun Murat. Yani Hanusek'i biliyoruz. Geçen sene gördük biz ne kadar hani üretimi zayıf olduğunu, orta becerisi yok falan. Hani koşuyor, çalışıyor falan ama yani Ankara Gücü'nün sol beki bence değildi. Bence daha iyi bir sol bek transferi yapılması lazımdı. Bildiğimiz insanı transfer ettik. Bir de ona yine bildiğimiz, Süper Lig'den bildiğimiz Alper Uludağ'ı transfer ettik. İkisi de oynamıyor. Yani orada bir garabet var. Stoperden sol bek devşiriyoruz. Yani Mujokić başarılı bir futbolcu. İyi, bence Ankara Gücü'ne katkı sağlayan bir futbolcu. Yani ileride para da kazandırır. Uzun süreli sözleşmesi var. Ama sol bek değil yani. O da hücuma katkı sağlayamıyor. Yani orada elinden geleni yapıyor ama o da bir sol bek değil. Yani sol bekten beklentiyi karşılamıyor. İşte Hayrullah tercihi muhtemelen yerli olduğu içindir. Dört Türk'le başladığı zaman oyuncu değişikliklerinde hocanın elinde bir avantaj oluyor. Yani daha sıkışmadan belki o oyuncu değişikliklerini yapmak istiyor ama şimdi Kitsu oyuna girdi. Kaçıncı dakikada söyleyeyim. 73 mü? 72 mi? Öyle bir şey. Evet. 74. Oyuna girdi. 79. Sol açığa koydu. Ha, 79. dakikaya kadar 5 dakika sol açık oynadı. 5 dakika sonra Rodriguez girdi. Yani Ankara Gücü, Gaziantep, Kitsu'yu kaç senedir izliyoruz? İlk kez sol açık oynadı hayatında. O da 5 dakika. Hani niye böyle bir denemeye gerek duyuldu? Hiç anlamadım. 5 dakikada zaten performansını da ölçemedik belki de. İyi bir sol açık oynayacaktı, bilmiyorum. Ters ayaklı Morutsan gibi o da o taraftan oynayacaktı belki, bilmiyorum ama neydi düşünce? Yani eğer şeyi alacaksan Rodriguez'i 3 oyuncu birden değiştirirdin orada, yapardın. Bilmiyorum niye böyle tercih ettiğini. Belki de Rodriguez 81'de girdi. Belki 10 dakikalık enerjisi vardı. Hani belki 15 dakikayı çıkartamayacaktı, bilmiyorum. Yani onun için kurguda bir takım şeyler var. Bence hoca ile yönetim arasında da bir takım fikir ayrılıkları var. Geçen sezonun sonunda da hani sezon kapanışında yaptığımız programlarda bunu söylemiştik aslında. Hani acaba yürüyecek mi hani Tolunay Hoca ile? Farklı şeyler söyleniyordu çünkü hani yönetim farklı şeyler söylüyor. Transfer politikası vesaire. Bilmiyorum hani geleceği ne olur bu saatten sonra ama yani hoca olarak hani Tolunay Hoca'nın da işi kolay değil işin açıkçası. Kadro konusunda benim genel değerlendirmem bu şekilde. Onun dışında bence hücum oyuncusu transferine hala Ankara Gücü'nün ihtiyacı var. Detaylandırırız ileride ama yani bu takımın gol üretmesi hala çok zor. Bence öncelikli ihtiyaç hala hücuma yönelik transfer olmalı. İşte bu Kvatenk, Berizse, Tasos üçü de bugün kadroda yoksa, Pedrinho'dan da bir şey beklemiyorsak, dört yabancı bir şekilde bunlara kulüp bulunup hücuma takviye yapılmalı. Yani savunmada da işte bu yani Mujokić'le mi geçecek sol bek kısmı bilmiyorum. Hani nasıl yapılacak? Belki savunmaya da. Evet, dalcı loading diye Tarkan Bey'den bir şey gelmiş. Şimdi yorumlara da bakıyorum bir taraftan. Yani yönetim olarak baktığınız zaman da hani yönetim hoca anlayışı bu yönetimin en rahat çalıştığı isim Mustafa Dalcı. Yani hocalarla şimdi Ömer Erdoğan en zor dönemimizdi dedi galiba başkan, değil mi? Geçen hafta tam ben programı izleyemedim ama okudum sonradan. Ha, o niye en zor dönem olmuş Ömer Erdoğan? Ben kaçırdım belki ama okuduğum kısmında onun detayı yoktu. O konuda da sen hani belki aydınlatırsın bizi. Evet hocam, Gürcan hocam ne diyorsun? Sistem ve kadro. Ya hoca konusunda Murat Gürgen'e katılıyorum. Ya artık hoca değişikliğinden o kadar çok yıldık ve yorulduk ki mevcut hocayı hocayla bir şekilde devam etme seçeneği daha cazip geliyor. Geçen sezonun sonlarına doğru, yani benim katıldığım en son yayında orada şunu söylemiştim. Yani Faruk Hoca
gelecek sezonu hangi hocayla bitirecekse o hocayla başlasın. Yani Ahmet Mehmet Tolunay hocam, hocam bir dakika bir yayına Tolunay kafasına açıklamalarını verelim. Bugün siz takımınızın tamam. performansını nasıl değerlendirdiniz? Oyuncu dokunuşlarınız da oldu. Beklediğinizi buldunuz mu aslında bugün bu son maçta? Yani ben yayından önce söylemiştim. Çok iyi bir takım. Çok iyi bir hoca. Çok daha iyi olacak. Süleyman Bey benim abiden ötürüsü. Çok iyi, zor bir maçtı söyledim ve oldu. İlk devre yaptığım sıkıntımız şu. Yeni gelen oyuncularımız var. Öne pres yapmak konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani normalde ilk devre oynadığımız oyun Ankara Gücü takımının oyun anlayışının biraz ötesine geçti. İkinci devre bir sistem üzerinde bir değişiklik yapıp koşu yollarıyla ilgili, yani pres yaparken koşu yollarını daha kısa tutup nasıl yaparız'a baktık. İkinci devre de oyunun tamamı Ankara Gücü hakimiyetinde geçti. Normal değerlendirdiğim zaman oyun ikinci yarı itibariyle Ankara Gücü'nün hakkıydı. Hocam aslında kısaca değindiniz ancak oyun hamleler yaptınız. Suyu hamlesi, Geri Rodriguez hamlesi, birer puan paylaşıldı, puanlar paylaşıldı. Taktiksel olarak net olarak üstün geldiğinizi bugün düşünüyor musunuz rakibinize karşı? Ya, öyle değil de yani bizim bir oyun anlayışımız var. Bu oyun anlayışının üstün gelmesi lazım. Kimle oynarsak oynayalım. Yani biz diyoruz ki işte en kısa yoldan en hızlı şekilde pres, karşı pres yaparak rakip savunmanın arkasına geçelim istiyoruz. Şimdi bu ana prensiplerin altında da birçok alt prensipleri var. Onları gerçekleştirmemiz lazım. Biz bunları geçen sene büyük ölçüde gerçekleştirmiştik. Saha dizilişleriyle bu sene gelen oyuncuların o saha dizilişine uymadığını görüp bu saha dizilişiyle oynamaya devam etmeye çalıştık. Benim için çok saha dizilişlerinin de bir önemi yok. Dediğim gibi ilkeler ve prensiplerimiz önemli. Takımın belli ilkeleri var, prensipleri var. İşte 3 hafta üst üste deplasman oynadık. Altını çizerek söylüyorum. İyi bir takıma karşı alınan bir puan bizim için değerli. Hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Tolunay Kafkas'ın görüşleri bu şekildeydi. Röportajlarımız sona erdi. Evet, klasik bir puan bizim için önemli dedi. Zaten bir puan için gitmişti sevgili Tolunay Kafkas hocam. Yani bir puanı da aldı, cebe koydu. Ondan mutlusu yoktur herhalde ama ben kaybedilen iki puan olduğunu düşünüyorum. Evet, Gürcan hocam devam edebilirsin. Evet, seni biraz doğruladı Orhan hocam, Tolunay hocam bu sözleriyle. Bir puandan oldukça mutlu dönüyor gibi. Ya geçen sene şeyi söylemiştim işte, hani hangi hocayla başlanacaksa o hocayla bitirelim. Transferleri hangi hoca yapacaksa sezonu da o hocayla kapatalım. Hani bu aslında isimden daha önemli gibi bir şey söylemiştim. Ya hani Tolunay hocayı savunmak için değil bu. Kim olursa olsun görevde bu istikrarı bir korumak gerekiyor diye düşünüyordum. Şimdi şu da var, yani Tolunay Hoca daha lige başlamadan sizce kaçıncı hafta gider diye böyle anketler falan filan yapmaya başladı. İşte ilk hafta bir son dakika golüyle yenildik. Hemen işte gidiyor mu, ne zaman gidecek falan filan. Böyle bir hocanın gidişine odaklı, hani bütün camia olarak oraya odaklanıyoruz. Ve bu baskının altında iş yapmak da çok zor yani. Hangi meslek olursa olsun, herhangi bir işte o ne zaman istifa edecek, şu ne zaman kovulacak gibi bir şeye odaklanırsan, yoğunlaşırsan o bir şekilde sanki hayata geçiyor gibi. Ya biz artık hani biraz en azından taraftar olarak ya da işte bu tür platformlarda yorum yapan insanlar olarak ya belki de en başta biz bu psikolojiden biraz uzaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü oraya o kadar çok yoğunlaşıyoruz ki sanki tek derdimiz oymuş gibi algılanıyor. Neyse, yani dizilişle ilgili ben kadroyu gördüğümde kafamda bir türlü oturtamadım şeyi. Nasıl bir diziliş olacak acaba diye. Maç başladıktan sonra da ya şunu gördüm. Sanki 3-4-2-1 gibi bir mantık var. Orta sahada böyle bir hani baklava dilimi gibi bir şablon koymuş da o baklava diliminin en altında, alt köşesinde Tolga var. Solda ve sağda Efkan'la Murufsan. İleride de Dekonović gibi ama bazen işte o Dekonović ile Efkan yer değişiyor gibi. Atak sağda olduğunda işte Hayrullah, Dekonović, Murufsan bir üçgen kuruyorlar. Atak sol taraftayken de işte Ronaldo, Efkan, Dekonović bir üçgen kuruyorlar gibi bir şey anladım. Hani doğru anlayabildim mi ondan da emin değilim. İlk yarıda daha defansif bir Ankara Gücü vardı. Çok
yani gol atmaya gelmemiş gibi bir şeydi. Mantıktaydı. İkinci yarıda az önce Tolun Ayıcı da dedi ya, ikinci yarı ya bir herhalde futbolun meyvesi gol, biz de herhalde bir tane atsak iyi olacak gibi bir kafayla biraz daha golü düşünür bir Ankara Gücü oldu. Ya açıkçası şeyden sonra, yani bizim attığımız golden sonra 57'de attık golü, maç bitimine kadar yani üstün oynayan ve 2-1'i arayan taraf bizdik gibi hissettim. Birkaç tane de önemli pozisyon kaçırdık açıkçası. Maçın son çeyreğindeki takım geleceğe dair biraz daha umut verdi. Şimdilik böyle düşünüyorum. Hocam yani değişikliklerden sonra umut verdi diyorsun ama değişikliklere kadar niye bekledi? Şimdi hoca kendisi itiraf etti. İlk yarıdan memnun değilim dedi. Tamam, zaten ilk yarıda hiçbir şey oynamadık. Şutumuz bile yok. İkinci yere hiç bir oyuncu değişikliği yapmadan başlıyorsun. Yani burada hoca katkısını biz nereden anlayacağız abi? Sen oyundan memnun değilsin. Zaten kimse memnun değil. Futbol adına ortaya hiçbir şey koyamıyorsun. Üretim yapamıyorsun. Radakovic gibi bir canlı bomba var orada. Her an gol attırabilecek bir oyuncu. Yani sağ bekin aksıyor. Mujakis sol bekte oynuyor. Ondan sonra Morutan yerinde oynamıyor. Tolga istediğimiz verimi vermiyor. Djokanović kötü. Ali sol top alamıyor. Ondan sonra yani nasıl olacak? Hiçbir müdahale etmiyorsun oyuna. Yani 45'te karşılaşmanın ilk devresini kendi söylediği gibi vasat geçiren bir Ankara Gücü. İkinci yarıda yani bakıyorsun takım 74. dakikaya kadar oyuncu değişikliği yapmamış. Şimdi 74. dakikada Çepas giriyor, Kitsu giriyor. Bu sefer Kitsu'yu sola çağ atıyorsun. Djokanović'le Cem Türkmen'i alıyorsun. Bakıyorsun Cem Türkmen takımın en iyisi. Yani oynadığı bölümde tamam kısa oynadı. Enerjisi yüksek olabilir ama enerjisi en yüksek oyuncu. Şimdi bak ben o dakikada şunu yapardım abi. Radakovic'i çıkartıp Hanusek'i artık oyuna atardım. Mujakic'i defansa alırdım. Mert Çetin'i bir kere çıkarmazdım. Defansı böyle dörtlerdim. Kitsu'yu da oyuna alarak, Hayrullah'a çıkartarak. Tolga'yı da çıkartıp geri Rodriguez'i alırdım. Yani ileride geri Rodriguez, Morutan'ı ortaya alırdım. Çepas ve Alisov dörtlüsüyle devam ederdim. Efkan da var zaten. Onları desteklerdi. Yani şimdi o kadar gol atmaya müsait bir rakiple oynuyorsun ki bak yani çok güçlü bir takımla oynasam bir birden sonra defansa yatır takımı diyebilirim ama yani gerçekten ciddi anlamda yenebileceğimiz bir rakip. Ben biraz önce dediğim gibi işte Geri Rodriguez, Morutan, Çepas, Alisov dörtlüsünü bozmazdım. 74. dakikada yapacağım bu değişiklikle veya ilk yarıda yapacağım bu değişiklikle oynardım. Ve golleri de bulurdum bence abi. Geri Rodriguez hazır değil falan diyorlar. Geri Rodriguez'in neler yaptığını da 15-20 dakikada gördük işte. Evet Murat Hocam ne diyorsun bilmiyorum. Ya şöyle Gürcan Hocam gibi ben de hocayı idam etmek istemiyorum ama maçı izlerken aynı isimler aklımdan geçti. İşin açıkçası devre arasında hani ben de olsam yani sevmesem de Hanusek'i bir sol bek orijinli futbolcu olarak oyuna alırdım. Mujakic'i sol stopere çekerdim. Radakovic ilk yarı çok kötüydü. Radakovic'i çıkartırdım. Kitsu'yu da oyuna alırdım Hayrullah'ın yerine. Devre arasını böyle başlardım. Yani Hanusek ve Kitsu'yu oyunu olarak. Ben de aşağı yukarı seninle aynı şeyi düşünüyorum. İlerideki kısmı da ileride yapılırdı. Yani Rodriguez'in işte kaç dakikalık enerjisi varsa. Cem Türkmen bence de çok başarılı. Djokanović bugün kötüydü. Cem Türkmen bence yavaş yavaş formayı alır. Orta sahada. Onun dışında Geri Rodriguez hakikaten yani 10 artı işte 4 dakika 14 dakika oynadı. Umut verdi. Ama bence hani Geri Rodriguez zaten iyi bir futbolcu. Benim Geri Rodriguez konusundaki endişem son 5 yıldır sezonun %50'sinde takımında forma bulabiliyor. Onun dışında sürekli değişik vücudunun değişik bölgelerinden sakatlıklar yaşıyor. Yoksa sahada olduğu zaman etkili bir futbolcu ama hani işte sezon boyu kaç maç oynayacak inşallah sakatlık yaşamaz. Ama son 5 sezondur yani %50 düzeyinde takımında forma giyiyor. Öyle bir endişem var Rodriguez'le ilgili. Evet. Bilmiyorum benim dediğim değişiklikler olsa takım daha farklı olurdu. Yani bence
Ya ben keyif almıyorum abi. Biraz daha bu kadronun, bak geçen senelerdeki kadronun daha hücumcu olduğunu düşünmüyorum. Yani kenarlarda yıllardır söylüyoruz eksikler vardı. Şimdi biraz tamamlandı yani kenarlar. Çepas da geri Rodriguez oynayabilir. İlk yarıda oynayabilir yani. Ya oynatmadı. Geri Rodriguez sonradan girdi. Adam işte Efkan'a yaptığı asisti gördünüz. Şutu mükemmel. Belki bir 45 dakikayı çıkartırdı bence yani. Yani geçen hafta da Çepas hazır değildi. Oyuna attı, gol attı. Yani ben bu söylenen söylenmelere de çok inandırıcı bulmuyorum ya. Bilmiyorum vallahi. Evet. Bugün çok kızmışsın sen. Ya ben 3 haftadır kızıyorum abi. 3 haftadır kızıyorum. Yani bu kadro daha iyisini yapabilir. Bence daha iyisini yapabilir bu kadro yani. Ya bu kadar savunma futbolu, orta sahada böyle al gülüm ver gülüm futbolu oynamaması lazım. Yani Tolga biraz fren oluyor. Tamam. Geriye koşuyor, ileri gidiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ya, biraz el freni oluyor. Tempoyu çok düşürüyor. Tolga tam Tolunay Kafkas'ın istediği çapta bir orta saha oyuncusu. Tempoyu düşüren, işte oyunu yavaşlatan bir oyuncu. Özellikle deplasmanlarda çok mutlu olur Tolga gibi oyuncularla hoca. Fenerbahçe maçında da zaten ilk 11'de oynatır bence yani Tolga'yı. Evet Yüzen Hocam. Radokovic'e ne diyorsun? İki tane adamlara asist yaptı resmen. Üçüncüyü de gol yedirdi yani. Evet. Ya Uroš Radakovic aslında normalde çok beğendiğimiz bir oyuncu. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu ama bazı maçlarda işte yani gününde olmuyor. Ya mesela bugün Mujakić çok iyiydi. Neredeyse şey oynadı yani, hatasız oynadı. Yani Radakovic ya mesela hani bugün gününde değildir. Olur belki. Ama şey asıl tartışılan, geçen hafta da çok konuştunuz ya, üçlü defans ne kadar doğru meselesi. Ya o sistem... Ondan vazgeçti abi. Ondan vazgeçti. Dörtlü oynatıyor iki haftadır. Ondan vazgeçti Allah'a şükür. Vazgeçti mi sizce? Yani hala bence üçlü gibi görünüyor. Yok yok, dörtlü oynatıyor. Üçlü değil, dörtlü abi. Hayrullah, Radokovic, Mert Çetin, Mujakić dörtlüsüyle oynatıyor. Ama şimdi o kadar çok sistem oyuncu değişti. Evet. Ya o kadar karmaşık bir yapı var ki kimsenin yani kimse çözemiyor. Herkesin kafası karışıyor yani. Çünkü hiç kimse yerinde oynamıyor. Değişik sistem farklı. Yani çözen çözüyor, maalesef kafada karışıyor yani. Geçen sene 3 evet, stoper üçlü oynarken 3. stoper sağ bek Malku'ydu. Ya evet, evet aynı. Şimdi 4'te oynarken sol bek stoper. Evet, Melkuit'i de orada yani sağ bek Melkuit'i stopere alarak kilitledi bence orada. Onun da verimini düşürdü ben, geçen sene. Alisov'un kaleciliğini merak ediyorum. Ya yakında onu da görürüz. Kadarıyla sanki yani yine üçlü de devam etti ama Hayrullah da şöyle bir noktadaydı. Ya sen sağ açık gibi bir görev yap ama gelebildiği stoper kadar gibi aralarda gel gibi yani. Sağ beke yar destek evet, ol gibi. Hatta bazen Ronaldo da sola böyle biraz bazen desteğe geliyor gibiydi. Evet. Ama asıl temel sistemi yine üçlü defans gibi. Yani evet, üçlü defansın solunda Mujakić, ortada Mert, sağında da Uroš. Evet. Radakovic gibi bir mantık. Ben öyle sezdim. Belki de yanılıyorum, bilmiyorum. Şeyde de ya mesela... Buyurun. Oya, hocam kusura bakma kestim. Hayrullah geçen sene de mesela Giresun'un bazen beşli defans oynadığı maçlarda sağ bek gibi görünüp aslında sağ stoper oynuyordu. Yani Hayrullah'ın da öyle bir özelliği var dediğiniz gibi. Ya burada da çünkü Hayrullah'ı maç boyunca ben daha çok hani sağ açık gibi hep ileride dolanırken gördüm yani. Evet. Arada şeye desteğe geldi. Bunun sakıncalı tarafı da şu. Şimdi 3 haftadır aslında çok da iyi olmayan 3 takımla oynadık. Daha iyi takımlar çıktığında karşımıza ya bu üçlü defans biraz şey veriyor. Yani çok güven vermiyor. Çünkü sola ya da yani rakip sola ya da sağa şey attığında ara pası attığında arka tarafa boşluklar kalıyor. Nitekim şeyde yani birkaç tane Mendes
aynı şekilde kaçırdı. Boş kaldığı için bizim onların solu bizim sağımızdan gelerek. Ya çok iyi takımlarla oynadığımızda bu üçlü defans mantığı bizim başımıza iş açabilir gibi görünüyor. İşlemezse. Yani çok iyi bir kadron vardır. İşte geçen seneki Malkuç gibi bir adamın vardır olur sahada. Ya da işte eski adını unuttum Brezilyalımız. Sol bekimiz. Ha sol bek. Yok. Marlon. Pinto. Daha da önceki Pinto. Portekizli. Pardon. Ya yani onun gibi bir şey olur. O zaman belki işleyebilir ama bu mevcut kadroyla o sistem çok işlemez ve başımıza dert açar gibi düşünüyorum. Fahrettin hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Testte bir problem yok değil mi Orhan abi benim? Biraz güzel. Güzel geliyor Fahrettin. Sen de kısa bir zamanın vardı. Girmek istedin. Senden de bir değerlendirme alalım. Aynen abi. O şekilde oldu. Şimdi ben kötünün iyisi olarak yorum yapacağım. Çünkü ilk maçı biz canlı izledik Kasımpaşa'da. Beklentilerimizin çok uzağında bir Ankara gücü vardı. Hepimiz zaten bunu biliyoruz. Bunun en büyük nedeni zaten hocanın üçlü savunmada ısrarıydı. Bütün argümanlar da takım içinde bu takımın üçlü oynayamayacağını bir şekilde bize gösteriyordu. Hocanın en büyük avantajı ve ömrünü uzatan şey bence üçlü savunmadan vazgeçmesi oldu. Geçen hafta Kasımpaşa maçına göre biraz daha ne yaptığını bilen bir Ankara gücü vardı. Bugün Adana Demir maçına göre biraz daha ne yaptığını bilen bir Ankara gücü vardı ama bu yeterli mi? Tabii ki değil. Bu başka problem. Onu daha sonra değerlendireceğim. Maça da gelirsek rakip tabii bizi oynatmama yönünde ilk yerde çok önemli işler yaptı. Yani rakip özellikle merkezde patlama dediğim şekilde dediğimiz sistemi de karşıladı. Ve 2-3 saniye içinde rakip sayı geçtiği zaman oyunu genişletebildiler. Biz bunu tam tersi olarak oyunu bir türlü genişletemedik. B2 de oyuna sokamadık. Zaten Hayrullah haricinde ilk yerde Mujakic üzerinden, bek üzerinden konuşuyorum. Mujakic üzerinden daha çok o kanatı kullanmaya çalıştık. Morutan da kanatta belli bir zaman sonra kayboldu tabii ki. Ben ilk yerde şöyle bittikten sonra şöyle bir tweet atmıştım. Morutan Hakan oyunda biraz daha merkeze çekip orada beke çizgiyi kullandırmamız gerektiği diye bir düşünce içerisine girmiştim. Hoca da ben aslında Kisiyu'nun devre arasına girmesi gerektiğini düşünüyordum. Çünkü hücumda Hayrullah'tan daha iyi bir oyuncusu Kisiyu. Hoca da bu değişikliği yapmadı ama dediğimiz gibi Hakan oyunda Morutan'ı merkeze kaydırarak oradan onu gücü dönüp oyunu kurtararak beki kullanma çabasına girdi sağ beki. Bunda da dönem dönem başarılı oldu. Tabi Morutan'ı bu şekilde kullanmak zorunda. Çünkü Morutan burada sprint atmıyor gibi falan birkaç yorum okudum. Morutan böyle bir oyuncu değil. Morutan özü 10 numaradır. Topu ayağına aldığında yüzü dönük topu kullanabilen, bloklar arası pas atabilen, oyun temposu belirleyebilen bir oyuncu. Daha çok onun bize mesela Kevin Markey gibi bir bekle beraber oynadığı zaman kanatta Kevin Markey'i çalıştırabilecek, onu çizgiye indirebilecek bir oyuncu. Onun haricinde Djokonović performansı benim beklentimin gerisindeydi. Bu biraz hocanın onu oynattığı, onun üzerine yüklediği role de kaynaklı. Bunun sebebi de bir tane sahaya 4-1, 4-2 önlerinde Tolga ve Djokonović, önlerinde Efkan ve üçlü olarak çıktık. Çepas solda, Morutan sağda. Ama oyun içinde Tolga ve Efkan çok sorumlu kaldı bu arada. Aralarındaki uyumu da çok hoşuma gidiyor benim son iki maçtır. Çünkü merkezde o pas oyununa takım organizasyonunda rakip sahaya geçirmede çok önemli işler yapıyor. İşte özellikle Efkan o bazı maçta görüyorsunuz. Rakip kendi sahamıza gelip oradan top çıkarıp tekrar rakip sahaya koşu atıyor. Orada Tolga'nın da tabii birazcık Tolga geçeceğiz. Geldiği dönemde çok geride geçeceğiz ama bu bence antrenmanla ve maç ritmi yakaladıktan sonra biraz daha toparlanacaktır. Çünkü Tolga'nın yerine koyabileceği, Tolga'nın yaptıklarını yapacak bir yerli oyuncumuz maalesef şu anda Ankara'cı kadrosunda yok. Türkiye'de almaya kalksam kaç oyuncular öyle şu anda bilemiyorum. Zor yani böyle bir transfer. Djokonović de hocam mesela Tolga ve Efkan derine geldiği zaman orta saha derinliğine sürekli evet Fahrettin Nazar düştü değdi. Herhalde. Nazar değdi. Kime nazar değdi? Fahrettin'e. Fahrettin'e mi? Yorum vardı. Gümbür gümbür geliyor Fahrettin'in sesi diye. Fahrettin düştü. Yürcan hocam sesi az geliyormuş biraz. Şimdi yediğimiz golde
Ben resmini attım da. Geldi. Evet, Fahrettin devam et sen de. Yediğimiz gol de Tolga'nın eşlik etmesine de bir şeydi abi. Ona geleceğim abi sonra da. Djokanović'i de mesela önde konumlandırdı. Rakip sahada konumlandırdı. Geçişlerde ama Djokanović topu kullanabilen bir oyuncu değil. Djokanović'in en büyük özelliği serttir, dinamiktir. Süpürücülerimiz altın ona yakın bir oyuncudur. Önde top kullanımda sıkıntı çekiyor. Ben hocanın neden Pedrinho tercihini kullanmadığını anlayamıyorum. Yani çünkü Pedrinho bu oyun sisteminde daha çok benim sağlayacak bir oyuncu. Zaten Cem girdikten sonra ben Cem'i çok beğendim. Zaten Ankaracı bu transferi yaptıktan sonra bence bu sezon en net transferimizdir. Cem Türkmen. Zaten Abdiya şimdi takımların oyuncusu. Ali Kağan'dan daha farklı, topu biraz daha iyi kullanabiliyor. Alan kat etmede toplu ve topsuz alan kat edebiliyor. Pas oyununda o girdikten sonra merkezde zaten oyunu ele geçirdik. Rakip birkaç sefer geçişlerde hatta hakem bir sarı kartı es geçti yine Cem'e yapılan pozisyonda. Diğer sarı kartı yine Cem aldı. Ben Çepas konusunda gireyim abi istersen. Ben Çepas'ın Ankara Gücü'nün ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Ben aynı yanılgıyı Geraldo'da yaşadık geçen sene. Tabii Çepas'a, Ronaldo Çepas'a göre, şey, Geraldo'ya göre biraz daha fulleli ve atletik bir oyuncu ama o da topu ayağına isteyen, şakılı oynayan bir oyuncu. Ankara Gücü'nün bunun haricinde şey, Geri Rodriguez gibi alana kat edebilen, aksiyonu daha sonlandırabilen bir oyuncuya ihtiyaç var. Zaten bunu da burada transfer etti Ankara Gücü. Abi rakip çizgiye inmede burada not almışım. Hani rakiplerin hala Ankara Gücü'nün stoper tandeminde bir sıkıntısı var. Bir sezon başından bu yana söylüyoruz. Radakoviç'le maalesef Mujakic'le ikisi bir arada veya Mertçetin, Radakoviç, Mertçetin, Mujakic. Lig uzun maraton, uzun vadede büyük sıkıntılar yaşarız. Ankara Gücü'nün oraya mutlaka bir şef stoper, baba stoper olarak nitelendirdiğimiz bir stopere ihtiyacı var. Radakoviç'in zaten bugün yaptığı hata akıl almazdı o golde. Topu indirdi. Bir de rakip oyuncu önüne geçti, orada da müdahale edemedi. Rakip hala Ankara Gücü'nün savunmada diğer sıkıntılarda cebeden gelen toplarda ve rakip çizgiye inip içeri çevirdiği toplarda hala sıkıntılar var. Bu da işte bu stoper kaynaklı ve Hayrullah'ın bugün beklentimin gerisinde olan performansına bağlıyorum. Tabii önümüzdeki haftalar ne olur? Ben bu oyun çok iyi bir oyun değil. Sonra diğer oyunlardan önde bir oyun. Ne yaptığını bilen bir oyun sistemimiz var ama ben Tonlay hafta ikinci hafta sonunda tempo olarak takım hala bu seviyede olursa artık Tonlay Kafkas'a eleştirilerin pik yaptığı bir dönem içerisine gireceğimizi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz abi? Mert'i nasıl buldun Fahrettin? Ben Mert'i beğendim mesela. Mert'le Mujakić. Ya abi Mert diğer stoperlere göre ayağı biraz daha düzgün. Hava topu hakimiyeti fazla. Tek hamleli görünse de zaman zaman hani ligimiz temposuna baktığımız zaman çift hamleye gelebilen bir stoper. Ama mutlaka Ankara Gücü'nün yanına bir şef stoper alırsa Mert Çetin'in hem Mert Çetin performansı ilerleyen dönemler için hem de savunma zafiyetlerimizin hava topu özellikle ben o neydi sol bekin ismi? Sol açının ismi yabancı. Bir cebeden top attılar. Allah geldi. Orada bir top vurdu mesela. Orada Radakoviç'in o topu alması lazım. Ya Mertçetin ne yapsın? Mertçetin ne yapsın abi? 11 kara gümrüklü bir tane de Radakoviç. 12 kişiyle boğuştu yani adam. 12 kişiyle. Ayrıca sol bek sıkıntısını biz baş söyledik. Hanuşek Gaziantepspor transfer ettiği zaman yani Gaziantepspor'a bu oyuncu kim getirmiş demiştim. Ya beni eleştirenler olabilir. Geçen sene Tolunay hocanın oynattığı oyunda hani Kisu ve Hanuşek üzerinden topu rakip sahaya geçirebiliyorduk ama Hanuşek dediğin oyuncu defans sahibiyeti çok fazla bile olan bir oyuncu. Sadece tek özelliği koşu özelliği var. Aksiyonu bitirme özelliği sıfır. Ortayı pas yüzdesini zaten biliyoruz. Alper Urdağ da iyi bir yedek olabilecek bir oyuncu. Oray Hoca Mujakić'le kapatmaya çalışıyor. Bu tezimizde nasıl oluyor? Hoca zaten iki tane sol bek varken Mujakić'i orada oynatmasın. Bizim bu oluşturduğumuz tezin destekler nitelikte. Biraz önce Gürcan Hocam'ın dediği gibi orada Pinto gibi bir sol bekin olsa Pinto hem merkeze destek verir, yüzü topu kullanır, oyun kurar orada. O asisti dediğimiz işleri yapar. İlk geldiği sezon biliyorsunuz o İsmail Kartal döneminde bu işleri çok yapıyordu. Üst seviyeli bekli lige göre. Diğer tarafta da yine Hayrullah ve Kisu var. Bugün Hayrullah niye tercih etti onu anlamış değilim. Tabii idmanlar hoca yapıyor ama Kisu çok hazır değil gibi bir görüntü çizmedi bende. Eğer Kisu'yla da sezonu tamamlayamayacak bir güvensizliği varsa hocanın
Oraya da hani Kevin Marcus'u hala da bence getirebilirler. Çünkü dün geçen sezon oynadığı performans hala tadımız ağzımızda kaldı yani tadı. Sana 20 maç oynar ama verim alırız Marcus'u ile. Ya kesinlikle. Malkuit şu anda halen boşta bildiğim kadarıyla. Evet. Hiç durmam, alır getiririm abi. Enoch, ondan sonra Tassos, Pedrinho, Berizze, gönder abi bunlardan birini. Getir Malkuit'i. Her türlü bunların hepsinden iyidir yani Malkuit. Halen boşta duruyor adam. Milli takım arasından sonra da bence oturur takıma. Yani ben olsam alır getiririm. Ne para ister orasını bilemiyoruz abi. İş paradan bitiyor. Evet Murat, Radakovic'i ne diyorsun abi? İlk yarıda iki pas rakibe, iki gol pozisyonu. Ondan sonra bir de golü yedirdi. Golde tabii Tolga basmadı. Kaleci de bizim gibi seyretti. Gol ortak hata. Evet. Sadir Radakovic değil. Evet, evet, tabii. Evet, yok kalecinin de hatası var orada. Yani zaten ilk devre bizim hiç şutumuz yoktu. Karagümrük'ün de 3 tane şutu vardı. Kaleyi tutan bir şut vardı. O da gol oldu. Yani kalecinin de hatası var orada. Adam göstere göstere geliyor yani. Vuracağı yer bile belli adamın gelişinden. Hamle bile edemedi Gikiewicz. Yani şöyle bakınca hani sezon başında ilk iki maçta en fazla kurtarış yapan kalecilerden biri ama yani bugün de bir tane şut tuttu kaleyi. O da gol oldu. Yani bilmiyorum ben hani Tolunay Hoca'ya da sormuştum Gikiewicz geldikten sonra kaleci transferi çilek olacak demiştiniz. Çilek oldu mu Gikiewicz diye. O güvendiği isim olduğunu söyledi ama bilmiyorum yani ilerleyen yaşı tamam Bundesliga'da oynadı yıllarca ama yani ben hani son sezonda düşen bir performansı vardı bir de sakatlığı vardı. İnşallah sezonun geri kalanında daha başarılı olur. Radakovic'i sormuştun sen özellikle. Hani Radakovic ilk yarıda çok aksadı. Bence ikinci, yani ben olsam ikinci yarıya Radakovic'le başlamazdım. Hatta maçın son bölümünde niye Mert'i çıkardı da Radakovic'i oyunda tuttu onu da merak ettim. Yani Mert'in bugün şeyi yoktu. Hatası yoktu yani hatalı bir futbol oynamadı. Yani çok hücuma katkısı yok. Oyun kurmaya çok fazla katkısı yok ama Mert'in yapısı bu. Mert gelince de işte zaten Mert de hocanın istediği bir oyuncuydu. Yani istediği oyuncuyu getirdi. Dolayısıyla bilmiyorum tercihlerinde neden böyle düşünüyor. Yani keşke iyi bir stoper daha alınabilse ama dörtlü mü oynanacak, üçlü mü oynanacak işte nasıl bir sistem olacak? Onların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Çünkü transfer de kolay iş değil maalesef Euro'nun 30 lira olduğu yerde. Ya işe yaramayanları gönderirsen maliyetler i̇şte, düşebilir. Evet, gönderebilirsen. Yani bu elinde şey, yıldıktan sonra adam da daha iyi para kazanacağı yer bulamıyorsa elinde kalıyor. Orada şunu ekleyeyim. Ben Tolunay Hoca'ya biraz sabredilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani benim kendi fikrim. Katılan olmaz. Beşinci hafta, altıncı hafta dediğim gibi takım yine bu tempoda olur da bu şekilde bir oyun ile devam edersek zaten o zaman tamamen her şey değişir. O başka bir gün bile şu anda boşta teknik direktörlerden getirip de takımı koyacağımız yerle direkt etki edecek bir teknik direktör var mı? Kadro yapımıza uygun. Mustafa. Öyle de bir problem var. Keşke hani mesela Çağdaş Hoca falan boşta olmuş olsaydı hani bir çantada dururdu. Ama işte kim var? Öyle de düşünüyorum. Hani bu gelip de dokunuş yapıp da yukarıya çekebilecek teknik direktör kim olabilir bilmiyorum. Giren biraz bu ara yoğun geçiyor. Takım gibi ben bir geçiş sürecinde atlamış olabilirim o yüzden dolayı. Ya ben ya işin tabii. Açıkçası o saydığın isimlerin hiçbirinin Ankara Gücü'nde bir sezon tamamlayabileceğini düşünmüyorum. O nedenle hani çok da fazla hani bence de hoca değiştirmeye gerek yok. Başkası gelse o da sezonu bitiremez. Ya bir de hoca karşı karşılıklıktan bahsediyor. Gördüm hocam özür dilerim. Yani bu takım Efkan'la, Murutan'la, Yeri Rodriguez'le, Ali Soy biraz ayak uydurabilir. Yani sen karşı presi biraz yapamazsın. Bunu bir kere hocanın belli bir seviyeye indirmesi lazım. 90 dakika, 36 maç, 38 maç sezon boyunca karşı pres maalesef olmaz. Burada önemli olan tempoyu senin ne kadar belirledin. Bak ilk yarı çok kötüydük, ikinci yarı tempoyu elimize aldık. Adana Demir maçında da bunu yaptık. Özellikle bu Kasımpaşa maçında 4-1'ye döndükten sonra hoca da bu tempoyu bazı
oyuncuların oyuna girmesinde sonra özellikle Pedrinho'yu da ben o maçta beğenmiştim tempo belirleme açısından. Belli seviyelere getirmişti. Önemli olan hocanın buralara çok önem vermesi gerekti. Yani karşı pres yaparsın tabii ki ama bazı takımlarda da karşı pres maalesef ters dönebiliyor. Ankara Gücü'nün hala defansif geçişlerde sıkıntısı var. Yakaladığı zaman affetmeyecek takım sayısı bir hayli fazla. Bugün de birkaç sefer yaşadık bunu. Allah'tan Karagümrük'te oyuncular çok bize cevap veremedi. Tolga'ya kızıyoruz ediyoruz ama Tolga'nın Ankara Gücü için önemli faydalarından bir tanesi de bu rakip geçişlerde ilk rakibe müdahale eden, rakibi karşına hatta bir faal yaptı hatırlarsanız. Tam faal yapılacak yerde yıkılır gibi yaptı. Oyuncu evet, indirdi. Evet, üstüne düştü. Bu tecrübedir. Profesyonel bir faaldir yani bu. Daha iyi olması gerekiyor mu? Olması gerekiyor ama işte maalesef eldeki orada Tolga'nın yaptığı işleri de yapacak bir oyuncu maalesef elimizde yok. Ya çok bir karşı pres yaptığına inanıyor musunuz ya? Öyle bir karşı pres gördünüz mü takımda? Birkaç sefer yapıldı. Onunla da Karagümrük çok rahat çıktı yani. Ben ya şimdi bizim oynadığımız Kasımpaşa ve Karagümrük şu anda ligin bence zayıf takımlarından. Adana Demirspor'da bizim maça çok çok yorgun geldi. 3 tane de Ndiaye gibi, Belhanda gibi ve Yusuf Sarı gibi as oyuncusuna eksik geldi. Ya biz şu anda dişimize göre hatta bizden çok alt seviyede bir takımla oynadık. Şimdi burada ilerleyen haftalarda bizden çok güçlü bir takımla oynasak veya ilerleyen haftalarda takımların hemen hemen hepsi oturacak. Böyle olmayacak yani. Tabii ki Karagümrük de oturur, Kasımpaşa da oturur. Adana Demirspor zaten iyi takım. Ya bizden güçlü bir takımla oynasak bizim yapacağımız karşı presi adamlar çok çabuk geçer ve bizim kalemizde çok çabuk boşluklar bulur diye düşünüyorum ben. Çünkü bunu bugün de yaşadık. Mesela biz korner atıyoruz veya serbest vuruş atıyoruz. Hepsi ön direğe geliyor. Rakipten dönüyor ve bu dönen toplar bizim kalemize gol pozisyonu oluyor. Yani bunu da biz çaresini halen bulmuş değiliz. Geçen seneden beri aynı. Yani Erdem Özgenç gibi bir tane serbest vuruş, korner kullanan adam yok takımda. Bütün kullanılan toplar ön direğe geliyor. Rakipten dönüp bizim kalemize pozisyon oluyor. Yani bunları biz çözemiyoruz yani. Ben anlamıyorum nasıl çözülmüyor. Bu takım 2 ay ne hazırlık kampından ne geçirdi, ne yaptı? Ya bakın geçen seneki takımı çok eleştirmiyorduk. Hoca'yı da çok eleştirmiyorduk. Niye? Eldeki malzeme belliydi ya. Ama şu anda elde bence iyi bir malzeme oluştu abi. Yani burada Radakovic'in yerine Mert Çetin'i oyundan çıkarmak inanılır gibi değil. Zaten çıkardığı anda da biz golü yiyorduk son saniyede ya. Oradaki adam topu dışarı avuta vurdu. Kaleye vursa goldü. Bittiydi yani. Mert Çetin mesela ikili müdahalelerde çok iyiydi yani. Çok iyi toplar çıkardı. O Radakovic'in yanlış pasını falan iyi çıkardı yani. Onlar gol pozisyonuydu direkt. Yani ben kadro, diziliş ve sistem ve oyuncu değişikliklerinde çok büyük hatalar yaptığını düşünüyorum abi. Hocanın değişsin değişmesin derdinde değilim abi. Bunu yönetim karar verir. Bizim bunu söyleme durumumuz olmaz. Ama çok büyük yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Burada da mesela yediğimiz golde yani adam o kadar rahat topu aldı ki Radakovic'in hatasıyla Tolga da izliyor, kaleci de izledi ve golü yedik yani. Ekrandaki görüntüde. Yani tabi Tolga'nın faydaları da olmadı değil takımda. Tabi Tolga da çok eleştiriliyor da biz de eleştiriyor. Ben de eleştiriyorum. Yani yine şöyle bir 3-5 metre kenarına sağına soluna pas verebiliyordu. Onu yapamayan da var takımda maalesef. Ama benim orta sahada Djokanović, Tolga, Efkan üçlüsüyle oynanmaz abi. Bir tanesi fazla takımı eksik bırakıyorlar. Yani özellikle Tolga ile Djokanović'in ikisi yan yana fazlalık gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne diyorsunuz? Djokanović iyi bir oyuncu normalde. Yani hepimizin beğendiği bir oyuncu ama bugünkü maçta mesela misyonu tam neydi ben açıkçası çok anlayamadım. Hocam da verdi bu kadar dakika niye sahada kaldı o da tartışılır. Bilemiyorum. Yani bir tane 54. dakikada Djokanović'in bir penaltı pozisyonu oldu.
Yani başka bir takım olsa, hani bizim iki oyuncu sıkıştırsa, düşse bizim aleyhimize o penaltı çok rahat verilir normalde. Ya penaltı ya da değil. Tamam mı? Onu bir kenara bırakalım. Yani bir şey yok. Yani bir geçen haftaki Adana Spor maçından sonraki yayında Recep Demirel'le birlikte yaptığımız yayında da bundan bahsetmiştiniz. Ya bir takım ruhuyla böyle bir şeye itiraz etme alışkanlığı da yok. Hani ben demiyorum ki sürekli gidesin hakeme itiraz etsin. Ya penaltı olabilecek bir pozisyon var. Ya o an sen 4-5 oyuncu aynı anda elini kaldıracaksın. Bir duraksayıp hakeme döneceksin ki hakem o anlık o psikolojiyle en azından tereddütte kalacak. Yani en kötü VAR'a gider. Bakar, verir, vermez. Ayrı konu. Ama bir böyle toplu bir takım refleksi biraz eksik bu tür durumlarda. Evet. Yani zaten sürekli hakemler tarafından doğranan bir takımız. Geçmiş sezonlarda da öyle. Ya arkadaş hani bir 3 kişi bir hakemin yanına bir gidin bir şey olduğunda. Şimdi hani bu maçta katledildik, doğrandık anlamında söylemiyorum. Bu genel olarak bu refleks yok. Başkan o konuda biraz yırtılıyor. İşte Hüseyin Aytekin böyle mağduriyet yaşadığımızda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama saha içinde ya buna tepki veren kimse yok gibi. Yani hakem de şey diyor herhalde, yani doğru yapıyorum ki kimse bir tepki vermiyor diye düşünüyor. Ben hakem olsam ben de öyle düşünüyorum. Yani Dokona 3'ten açılmışken bir de onu söyleyeyim dedim. Bir öyle pozisyonu var. Orman biz bilmiyoruz. Evet, bazı konuda özellikle ayrılayım ben istersen. Sağ ol. Özür dilerim. Fahrettin sağ ol. Görüşürüz. Eyvallah, görüşmek üzere. Ya Aksesim geldi mi? Ayrılacağım dedin herhalde değil mi? Bunlar hocayla ilgili son bir değerlendirme yapıp ayrılayım. Ha tamam, olur. Şimdi. Olur olur. Şimdi hocanın problemi aslında nasıl bakıyorum, hangi bakış açısı değerini tabii anlamak zor. Çünkü hoca gazeteci bile bir soru sorduğu zaman gerçekten çok sabırsız. Soruyu bitirmeden cevap vermeye başlıyor. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum ben. Tabii canım. Hocanın gerginliği üstüne bir kere bir atması lazım. Atamaz. Bunu bir kere bir üstüne bu. Hocam anlayamadım. Sesiniz gelmedi. Benim internette problem var ben zannedersem. Yok, gerginliğini atamaz hoca yani. Öyle bir insan değil ki. Fahrettin. Vallahi anlayamadım. Herhalde atamaz dediniz gerginliği. Evet. Bunu bir kere bir üstüne atması lazım. Şunu da ekleyeyim, benim hocanın antre programına, hani Türkiye'de antre programı olarak iyi hocalardan bir tanesi. Hani, takım hazırlanma konusunda konuşuyorlar ama buna da güveniyorum ama hoca bu çok geride kaldı. Yani şu takım görüntüsü bunu gösteriyor bize. Bu antre, kendi antre programının çok gerisinde bir takım var. Hocanın oyuna müdahaleleri, oyun okumasında ciddi sıkıntılar var. Zaten onlarda da %100 olmuş olsaydı yine kategori diyeceğimiz oyuncular lisesi, hocalar lisesine çıkabilirdi. Yani Kisu'nun sol açık olmasını gerçekten anlayamadım. 5 dakika sonra tekrar Hayrullah'ın yerine geçmesi, Rodriguez'in oyuna girerek. Hocanın, ben bunun sebebini hocanın üstündeki gerginliğe bağlıyorum. Zaten maçın sonunda da oturduğu bir düşünceli bir hali vardı. Baskı yok şu anda camiadan hocaya karşı genel anlamda. Tabii ki eleştiri olacaktır ama bir baskı yok. Hocanın bunun farkında olup hareket etmesi gerekli. Geçen sezon biz hocayı eleştirmenin ve haksızlık olur, haksızlık olacak şekilde yorumlamıştık. Eleştirmenin. Çünkü kendi kurmadığı bir kadro transfer yapamadı bu takıma. Ve Sedat Acay'dan sonra çok kötü bir takım vardı fizik ve mental olarak. Belli bir seviyeye getirmişti. Geçen seneki hocanın desteği düşünüp bu sene önümüzdeki 4-5 haftayı iyi değerlendirmesi gerekli. Bu Ankara gücünün de kendi adına daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. İnşallah 5. 6. 4. haftada neyse daha iyi bir takım seyrederiz. Benim ilk defa dinliyorum. Teşekkür ederim hepinize. İnternette problemim vardı. Kusura bakmayın. Son söylediklerinizi anlayamadım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Fahrettin. Biz seni duyduk. Evet Murat Hocam, sen devam et istersen. Notların vardır senin. Ya notlar var da
Şimdi hazır transfer daha açıkken biraz şey çalıştım. Yani bu takım nasıl gol atar diye onu düşündüm ben bugün maçtan önce. Yani üçlü savunma yaptığımız zaman zaten üçlü savunmadan neyse vazgeçti de bu takım üçlü savunma yapsa zaten gol atma imkanı kalmıyor. Çünkü üçlü savunma dediğin aslında beşli savunmaya dönüyor. Kanatlara da şey koyuyorsun. Sağ bek, sol bek koyuyorsun. Ediyorsun'a 5. Kalecin var 6. 2 tane defansif orta saha koyuyorsun 8. Geriye kalıyor 3 kişi. Onlardan biri en santrfor olanın Alisov. Ondan sonra en golcü olacak adam. Kanatlarına da baktığın zaman hani öyle hücum forveti bizde maalesef yok gibi. Dolayısıyla üçlü defansta zaten gol atma şansı yoktu. Neyse dörtlü defansa geçtik. Ondan sonra şöyle bir şeylere baktım. Elimizdeki hücum gücünün istatistiklerine. Alisov bütün futbol hayatında yani sadece Ankara gücündeki performansı değil ortalaması 3 maçta 1 gol gibi. Geçen sene de zaten 12 gol attı. Bu istatistiğini doğruluyor. Yani bu sene de atacağı 10 civarında gol olur. Bayiç onun yanında oynamıyor zaten yedeği. Onun da 3'te 1 gibi bir gol istatistiği var. Geçen sene 35 maçta 14 gol attı Giresunspor'da. Biraz istatistiğinin üstü ama çok da farklı değil. Şimdi Geri Rodriguez 5 maça 1 gol düşüyor Geri Rodriguez. Sezon başına 4-5 gol atabiliyor. O sezonu da son 5 sezondur %50 oynuyor. Hani bu sene Ankara gücünde hani tam performans sergilese atacağı gol sayısı 5-6 olur. Diğer kanatta Morutsan var. Bence de Morutsan merkezde oynasa daha iyi olur. Çünkü Morutsan'ın 10 maçına bir gol düşüyor. Yani golcü bir oyuncu değil. Asist olarak bakarsan da hani asist yapıyor falan dersen 5 maçta bir asist yapıyor. Sezon boyu atacağı gol sayısı 2 ila 3 olur. 6-7 tane de asist yapar bu istatistikle. Takımın en golcü oyuncusu Sipas. O da Makedonya Ligi'nde. Yani orada da lig kıyasında bir sıkıntı var. Orada da böyle 2,5 maça bir gol falan düşüyor Sipas'ın. Yani gol başarısı en yüksek futbolcu Sipas. Ama o da düşük bir ligden geliyor. Hani Türk Ligi'nde ne yapar bilmiyorum. Dolayısıyla toplasan işte Alisov, Sipas, Rodriguez, Morutsan şu andaki hücum gücümüz atacağı toplam gol sayısı 20'yi geçmez. Demek ki bu takımın kanat forvetlerine ihtiyacı var hala. Böyle mesela bizim Gerson Rodriguez gibi, Tyler Boyd gibi hem kanat oynayacak hem gole katkı sağlayacak. Böyle oyuncular lazım bize. Bu Tasos'la Beritze değil tabii ki bunlar. Dolayısıyla bence transfer kapanmadan birkaç oyuncuyu gönderip böyle takviyeler yapmamız lazım. Defanstaki önlemler dışında. Benim düşüncelerim bunlar genel olarak. Bilmiyorum katılır mısınız? Ha, Efkan var. Ankara gücü de bu sene patlama yaptı kendi istatistiklerine göre. Unuttum Efkan'ı. Günahını almayalım. 3 maçta 3 gol attı. Her maç 1 gol. Ama hani Efkan'ın geçen sene attığı gol 4. Geçen sezonda da iyi başlamıştı. Efkan'ın 20 gol atmasını beklemiyoruz yani. Atsın. Hani 6-7 tane golde o atsın. Ama yani şu istatistikler hücumda eksiğimiz var. Onu gösteriyor. Ya Efkan olmasaydı Murat? Efkan olmasaydı zaten yoktuk şimdi. Son dakika yani... umutlendim ya. Cem şeyi kazandırınca serbest atışı. Hadi dedim ya Efkan. Vur bir uzaktan tane daha. Çok uzaktan. Yani. Uzaktı. Tanımıyor. Çok mesafe tanımıyor ya. Güzel ayağına oturdu mu? Çakıyor ya ondan zaten. Önceki Geri Rodriguez'in pozisyonu var ya. O da müthiş. Evet, evet, o vardı. O da müthiş var. Bir şutu var. Efkan'a verdiği bir ara pas var. Yani evet, bu adamları bu adamları niye değerlendirmiyoruz? Ben anlamıyorum yani. Gerçekten de ya ne diyeyim bilmiyorum. Bence şeyden bence sakatlanmasından korktu Rodriguez'in. Çünkü kendisi de yani maç önü röportajında söyledi. Tolunay Hoca da söyledi. Hazır değil diye. Yani Geri Rodriguez kendi söylemese hadi diyeceğim hocanın düşüncesi ama kendisi de söyledi. Yani o
zannediyorum son bir ayda idmanı yok. Ama profesyonel futbolcu, yani Tolga geçen sene geldiği zaman nasıl Beşiktaş maçına tak diye oynadı. Belki de oynadığı en iyi maçtı Ankara Gücü'nde. Almanya'da kulüpsüz geldi. Hazırdı. Keşke Rodriguez de 90 dakikaya çıkaracak kadar hazır olsaydı ama herhalde milli maç sonrasını bekleyeceğiz. Evet. Yoksa Cem Türkmen... yani sakatlıklar dışında. Cem'i ben çok beğeniyorum. Kısa izliyoruz ama ilk 11 oynamaz mı onu? Bence oynar birkaç hafta sonra. Yani muhtemelen orada şeyi düşünüyor. Genç oyuncu diyor. Bir hata yapar, bir şey olur, morali bozulur. Belki onu düşünüyor. Ama bence Cem Türkmen bu takımın ilk 11'inde oynar. Ya bence şeyden oynatmıyor abi. Yani belli kafasında bazı kalıplar var. Yani Tolunay Hoca'nın. Onlardan vazgeçemiyor. Bence Djokanović, Tolga Efkan üçlüsünü bozmamak için oynatmıyor yani. Orada benim görüşüm o şekilde. Ya o üçlüyü bir türlü bozmak istemiyor ama bir şekilde bozacak. Nasıl üçlü savunmadan vazgeçtiyse bu üçlü orta sahadan da bir şekilde vazgeçecek. Burada Tolga'dan vazgeçmez bir kere kesin. Efkan'dan zaten vazgeçilmez. Her türlü oynar. Büyük bir ihtimalle Djokanović yedeğe çekilecek ama Cem Türkmen de tek başına o defansın önünü koruyabilir mi bilemiyorum ya. O tecrübede değil. Fakat işte son girdiği 10-15 dakika içinde gerçekten hazır göründü. İyi görünüyor yani oynadığı maçlarda. Bekleyeceğiz onu ilerleyen dönemde ama yani benim Gürcan Hocam sana döneceğim de şahsi görüşüm bu kadro yani biraz daha pozitif hücuma dönük oynaması lazım. Yani mesela Moruta'nın sağ tarafa hapsedilmesi, kaleden uzak tutulması iyi değil. Yani gördüğünüz adamda ayaklar, bilekler çok iyi yani. Her şeyine hakim bir oyuncu. Daha kaleye yakın 10 numara gibi falan oynatsa Morutan'dan daha çok verim alırız biz. Ama Tolunay Kafkas'ın kafasında 10 numara sistemi yok yani maalesef. Yine 10 numarasız oynuyor işte. Üçlü bir orta sahası var. Kenarlara iki adam koyuyor. Bir de santrfor oyuncu koyuyor. Öyle oynuyor. Yani bilmiyorum, o dönmüyor yani, o kafasındaki şeyden dönmüyor. Ne diyorsun Gürcan Hocam? Cem Türkmen mesela bence ilk 11'de oynamalı Cem Türkmen. Orhan Hocam, bu sezon öncesi basın toplantılarından birinde galiba siz de vardınız orada. Tolunay Hoca şey demişti ya, artık o 10 numara sistemi dünyada da pek kalmadı falan. O mantığa zaten çok inanmıyor kendisi. Öyle bir kafa yapısı var. Ya ben biliyorsun genç ve Türk olan oyunculara dair pozitif bir ayrımcılığım var. Her zaman destekliyorum. Cem de çok hırslı ve yetenekli bir oyuncu. Zaten Tolunay Hoca Ümit Milli Takım'ın en iyi oyuncusunu aldık diyerek getirdi. Mutlaka ki arkasında duracaktır. Hani öyle bir az önce dediniz ya, o üçlüyü bozmak istemez falan filan diye. Bence hani kendi iddialı bir söylemle kendi öğrencisini getirdi. İnşallah arkasında durur. Evet, yani herkinize de katılıyorum. Bence de Cem birkaç hafta sonra ilk 11'de yer alabilecek yetenekli bir oyuncu. Morutsan'da da en çok yani şu dikkatimi çekti. Evet, ayağı bileği sağlam bir oyuncu. Bir de çok hızlı düşünüp hızlı pas atabiliyor. Evet. Yani 2-3 pozisyon oldu ama hep böyle istediğimiz şey, hiç bekletmeden birkaç kez Alisov'u gördü. Birkaç kez de sağda şeyi, Hayrullah'ı güzel paslar attı. 10 numaraya daha yakın da oynayabilir bence de Morutsan. Ya onun dışında şeyi paylaşmışsınız Twitter'da, yediğimiz golü. Ya maç esnasında Tolga'ya dikkat etmemiştim. Ya hakikaten şey, inanılır gibi değil. Ben hani genel olarak Tolga'yı beğeniyorum. Ama o Beşiktaş maçı bir efsane gibi kaldı Tolga'nın kariyerinde. Sonraki maç da Alanya'daydı. Ben o maçı canlı izlemiştim. Alanya maçında da çok iyiydi. O iki maçla yani kariyerinin zirvesini yaşadı Tolga. Ya burada yediğimiz golde, şimdi açık izliyorum. Hani halı sahada böyle istediği topu alamayınca böyle küsen arkadaşlar olur ya, bırakır böyle hani şeyi. Evet. Koşma bırakır, şeyi de bırakır. Ya onun gibi ya o kadar tuhaf bırakmış ki, o kadar amatörce.
hani nasıl bıraktın yani onu? Yani yediğimiz gol inanılır gibi değil. Ama tabii ki bu şeyler, yorumlarımız yani kimseyi incitmesin. Adam harcamak şeyinde değiliz. Yani Tolunay Kafkas'ın bile bu kadar eleştirmenize rağmen ben hala ya gelen gideni aratır mantığıyla aman abi kalsın bakalım. Yani o hoca ne zaman gidecek meselesine çok odaklanmayalım niyetindeyim. Çünkü başımıza ne geleceği bilmiyoruz. Tolunay Hoca gider. Mustafa Dalcı geri gelir yani. Çünkü hani onun da seveni var biliyorsun. Taraftar arasında olmasa da. Aman deriz yani şey, vah Tolunay Hocam, vah Tolunay Hocam diye ağlarız yani. O yüzden hiç o konularda hiç konuşmak istemiyorum yani. Ya bakalım biraz daha hani 3 maç oldu. Biraz daha hocaya, takıma şans verelim. İyi oyuncular alındı. Yani Fahrettin'in de yaptığı çoğu yorum yerindeydi ama şeyde ben Ronaldo Çipas'ın bu senenin iyi transferlerinden biri olacağını düşünüyorum sadece. Bir böyle Alisov'la şey yaşıyorlar gibi. Bir hani verdin vermedin meselesi. Bazen hani bir bencillik meselesi şey olabilir aralarında. Çipas çok şahsi oynuyor hocam. Bu hafta çok şahsi oynadı. Var. O iyi futbolcuların hepsinde vardır ya. Şimdi Çipas ve Rodriguez iki kanatta, ortada Alisov gibi bir üçlüyle 11'le daha hiç izlemedik. Yani bu kadroya ve bu hocaya o şansı, bir de hani Eryaman'da taraftarın önünde o birkaç maçlık şansı vermemiz gerekiyor. Hepimiz biraz toplumda sabırlı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ya Bayiç'i ben çok merak ediyorum. Çünkü Bayiç'i hiç şey yapmadım. Yani hatırlamıyorum, izlemedim açıkçası. Nasıl bir santrofor olduğunu bilmediğim için o konuda yorum yapamıyorum. Ama şu, eğer Bayiç formda ve iyi bir santrofor çıkarsa yani şu seçeneği de Tolunay Hoca değerlendirse sanki fena olmaz. Hani Bayiç ve Alisov'u birlikte oynattı. Çünkü Alisov, Murat Gülgün Hoca dedi ya, en santrafor gibi olan Alisov. Alisov'un aslında mevkisi forvet arkası. Yani tam bir şey, pivot santrafor değil. Yani önde iyi bir pivot santraforumuz olsa, Bayiç ya da yeni alınacak birisi, Alisov onun arkasında oynasa o zaman işte bir ortalığı yakabiliriz gibi düşünüyorum, hissediyorum, bilmiyorum. Yani böyle bir seçenek, böyle bir alternatifi Tolunay Hoca Bey'in... Abi yerli teknik direktörlerde, yerli teknik direktörlerde çift santrafor oynayacak cesaret yok. Ben bunu görmedim hiçbirinde. İşte çift santrafor değil de yani Alisov'u biraz daha forvet arkası ve on numara gibi. Çünkü sırtı kaleye dönük top alan, oynayan bir oyuncu Alisov. Onun önünde bir santrafor olsa yani bu oyun sistemi ya en azından bir kere denenebilir. Buna bir şans verilebilir diye düşünüyorum ama bunun için öncelikle iyi bir pivot santrafora ihtiyaç var. Bugün yaptığı işi yapacaktı değil mi aslında Alisov? Tam o asist işte. Evet. Yanında evet, bir santrafor evet. Olacaktı. Efkan'a indirdiği gibi yanındaki aynen. Golcüye indirecekti. Aynen. Yani Alisov'un bir pivot santraforu beslediğini hayal edin. Evet. Evet. O zaman ortalığı yakabilir bu takım. Yani çift o Milson santrafor bile olurdu lazım. Gitmesi. Yani Milson tutulsaydı, Milson'da da o golcü özellikler vardı. Yani Milson, Sipas, Alisov belki, ne bileyim, yanında böyle heyecan yaratırdı yani o tip. İki tane hızlı ve gol vuruşu iyi olan adam Alisov'un yanında bence iyi olurdu. Yani Milson çok hani inanılmaz büyük paralar istediğini söyledi. O sizin katıldığınız evet. Basın toplantısında. Tamam, o öyle. Malcuit de aynı durumda mı? Hani Malcuit de mi çok astronomik rakamlar zikretti bilmiyorum ama az önce söylediniz ya, evet, Malcuit eğer boştaysa hala değerlendirilebilir. Çünkü Berisse ve Tasos'tan hani olmayacağı artık çok aşikar. Yani evet. Ben o Milson konusunda benim soru işaretlerim var. Bilmiyorum, hani o Milson'la anlaşmak istemediler gibi diye düşünüyorum. Çünkü hani Tolunay Hoca da şöyle bir şey söyledi. Biz istediğinden fazlasını verdik, gelmedi. Yani böyle bir cümle bana hani şey olarak da, kurgu olarak da, istediğinden fazlasını verirsen bir insan niye gelmesin yani.
çok istersin, o parayı veremezler, gelmezsin. Yani gelmek istemiyorsan da istediğinden fazlası verilen bir yere nasıl gelmezsin? O orada bence başka bir şey vardı. Ben de Malkuit'e dair öyle bir sevimsiz hikayeler duydum bir yerden. Yine bir menajerlik ilişkileri vesaireyle alakalı. Yani neyse artık hani o işin evet. Magazinel tarafı. Yani bilmediğimiz kısmı var tabii ki. O evet. Olmadı yani. Milson'u istemediler bence de. Ama bence de hani böyle bir iyi bir golcü lazım yani şeye baktığımız zaman hani Galatasaray, Fenerbahçe belki hani ligin çok üstünde takım kurdular ama işte Icardi'nin yanında Barış Alper var. Ondan sonra sağ kanadı, sol kanadı işte Halil, ondan sonra Kerem falan böyle bir de yabancılar daha yeni gelen Zaha falan filan diye düşündüğün zaman hani forvet attı. Hakikaten takımların çok renkli. Hani belki Galatasaray kadar para harcayacak şeyi yoktur mu Ankara gücünde ama elimizde iki santrfor var. Alisson ve Baic. Ondan sonra kanatlarda da işte Sipas, Rodriguez, Morutsan. Yani kıyaslanacak gibi değil. Baic nasıl abi sizce? Siz hiçbir 90 dakikasına dikkatli... Ya Baic şöyle, Giresunspor'da, Konyaspor'da çok izledik ama yani şöyle ağır bir futbolcu. Gol yeteneği şeyden daha fazla. Alisov'a kıyasla. Gol becerisi daha yüksek. Ama Alisov kadar da mücadele gücü yok. Yani şunu ben anlıyorum hani Alisov ve Baic ikisini birden oynatmaya 90 dakika çok fazla şey yapacağını ben de Orhan gibi düşünmüyorum. Hani bir Türk hoca, yabancı hoca bilmiyorum o konuda ayrım yapmak istemiyorum ama ikisini yan yana hiçbir hocanın ben düşüneceğini zannetmiyorum. Çünkü o ikisini oynattığı zaman bir yedeğin de kalmıyor. Hani onların yerine koyacak hani maç boyu. Eğer onların ikisini oynatacaksan iki tane de onlar gibi yedek santrforun olacak ki sezon geçsin. Yani öyle bir futbol oynanacaksa dört santrforun olması lazım. Bir başlasın bir denesin görelim nasıl oynayacaklar. Hiç ne hazırlık maçlarında denedi ne lig maçlarında. Şimdi Riyad Bahic nasıl bir santrfor? Yani pivot santrfor tanımına tam olarak uyan bir adam Riyad Bahic. Yani statik oynar. Öyle çok gezmez. Ceza sahası içinde altı pasa düşen topları da yazar. Yani bize de geçen sene atmıştık. Güzel bir gol atmıştı. Yani ağırdır ama top ayağındayken de çok hızlı hareket edebilen bir oyuncu. Top hakimiyeti de iyi. Mesela penaltılarda atıyordu Giresun'da. Yani Baic bence iyi bir santrfor abi. Yani şu anda ben takımın şu anda hücum hattının tamamlandığını düşünüyorum. Ben yani o kadar fazla transfere hücum hattında gerek görmüyorum. Bence şu anda Ankara gücünde sıkıntı bir stoper. Bir sağ bek, bir sol bek. Yani Melkuit'i alırsan, bir stoper alırsan bence şu anda Ankara gücü çok iyi takım olur yani. Orta sahada falan tabii ki eksikler var ama o kadar da transfer yapacak gücün yok. Yani bu orta sahayla idare edersin bir şekilde. Ama sağ bekte büyük sıkıntı var. Radokovic şu anda canlı bomba maalesef. Çok ciddi hatalar, fahiş hatalar yapıyor abi. Atakan da yapıyordu aynısını. Atakan kızağa çekildi. Yani Radokovic'in ya ilk yarıda kaptırdığı bir top gol oluyordu. İkinci kaptırdığı topu Mertçet'in zor çıkardı. Adamın yani ayağına daldı resmen. Belki orada bir müdahalesi olsa kırmızı kart bile görebilirdi yani Mertçet'in. Çok fahiş bir hataydı Radakovic'in yaptığı. Bu kadar kötü pas verilmez abi. Bu kadar kötü pas vermeye hakkın yok. Yani hiçbir şekilde pas trafiği yok Radakovic. Havadan da yoksun abi. Havadan da yoksun. Havadan gelen topu da gol yedirdin. Hiçbir hava topu alamıyorsun. Artı hücuma çıktığında hiçbir hava topunda kafa vuramıyorsun. Daha ne olacak abi? Daha ne var yani sende? Ben onu anlamadım. Radokovic'e 1 milyon euro Araplar veriliyor falan deniyordu. Versinler göndersinler abi o zaman. Hiç beklemesinler yani. Hiç beklemesinler. Bir dakika bile durmasınlar. Süper Lig'de 3 maçtır oynayan adam. Hazır adam alsın yani Araplara veriyorlarsa. Direkt versinler ve bir stoper bir de Melkuit'i tekrar alsınlar. Ha, burada Melkuit'in çok büyük paralar istediğini ben biliyorum. Ama bu saatten sonra artık sezonla başladı. Melkuit boşta. Yani gelip şurada belki atabilirsiniz. Biraz işte yine damardan girip bir şekilde takıma atabilirsiniz Melkuit'i. Bilemiyorum ama Melkuit de lazım yani bu takıma.
Samet olur mu? Hangi Samet? Akaydın. Ya Samet Akaydın ya Fener'de oynamıyor şu anda Fener'de. Bilmiyorum. Ayrılacak mı muhtemelen? Çok yüksek paraya transfer ettiler onu. 4 milyon euro falan verdiler. Yani ettiler ama şey, İsmail Hoca istemiyor. Ya Samet tabii ki Radakoviç'ten iki gömlek daha iyi bir adam bence yani. Bir de Türk. Yerli ama Samet'in çok talibi vardır abi. Samet gitse çok takıma gider yani. Bence. Melküt gelince stoper mi oynayacak, sağ bek mi? Ya onda stoper oynatıyor işte yani. Üçlü oynatıyor, stoper oynatıyor. Yani abi Melküt bak geçen sezon hatırlayın abi Beşiktaş'la oynuyoruz. Maçtan sonra Beşiktaş'ın teknik direktörü bence Türkiye'nin işte Mustafa Denizli, Fatih Terim denir. Şenol Güneş de o kategoriye girer. En iyi hocasıdır yani Mustafa Denizli. En iyi hocalarından biridir. Dedi ki Ankara gücünde biz Kevin Melkuit'e göre futbol oynadık dedi. Yani ona önlem aldık dedi. Buna rağmen adam bir tane gol attırdı. Biliyorsunuz işte o Beşiktaş maçında beraberliği sağlatan golü attırdı. Hatta gol olmasa penaltı olacaktı yani. Ya böylesine bir oyuncuyu biz tasfiye ettik yani. Geçen sezon stopere çekti hoca. Tasfiye edildi Kevin Melküt. Kevin Melküt standart klasik bir sağ bek abi. Yani bu adamın başka yerde oynatılması hataydı zaten. Yani bu sezon neden istenmedi, neden tercih edilmedi? Tamam büyük paralar istediğini biliyorum ama yani isteselerdi Kevin Melküt'ü bağlarlardı. Bu takıma yine kazandırabilirler ve kazandırmaları lazım yani. Orada büyük eksiklik görünüyor şu anda. Hocam ben ilk kez geçen sezon Antalya maçında izledim. Bir de hani çıplak gözle tam sahayı görüyorsun ya. Yani sağ koridoru adam kapattı yani tamamen. Ve zaten geldiği takım İtalya'da şampiyon oldu geçen sezon. Yani Napoli'den geldi Napoli'den. Ve iyi bir Napoli'den geldi ki bir önceki şampiyonlukları Diego Maradona zamanı. Yani öyle bir ara var şeyde. Hani 2-3 senede bir İtalya'da şampiyon olan bir takım değil. Çok iyi bir Napoli'den çıktı geldi. Evet yani Türkiye Ligi standartlarının üstünde bir oyuncu. Bizde de işte bir tek o sürekli bir nükseden sakatlık durumu olmasa hani her maça ciddi katkı sağladı. Hem sağ bekte defans olarak hem de yani o koridoru öyle bir kullanıyor ki işte sağ bek mi sağ açık mı şey yapamıyorsun, karar veremiyorsun yani. Güçlü de bir oyuncu. İnşallah alırlar. Yani ciddi şekilde gündeminde mi kulübün onu bilmiyorum. Yok. Yani gündeminde hiç yok ya. Yani. Biz konuşuyoruz abi. Biz hani zenginin malı büyütün çenesini yiyorlar. Fantazi yapmıyoruz biz. Kimsenin gündeminde falan değil yani. Biz diyoruz ki Kevin Melkuit veya onun ayarında bir sağ bek bir de stoper lazım bu takıma. Yani ya şöyle de olabilir. Mesela Mertçet'in Mujakić stoper tandemi olur veya sol beke bir adam alırsın. Yani buralarda sıkıntılar var. Ya ben ısrarla hücum hattında sorunun çözüldüğünü düşünüyorum Ankara gücünde. Bugün yani bakmayın siz bu sonuca. Yani Ankara gücü gerçekten biraz kazanmaya yönelik oynasa veya hücum oynasaydı yani Karagümrük yani şu anda bizim ayarımızda bir takım değil bence. Ankara gücü daha üstün bir takım kadro yapısıyla. Hocam belki şimdi şu söyleyeceğime katılmayacaksınız ama mesela Fırat'ın üzümü ben geçen sezon çok az dakika verildi. Çok az oynadı. Oynadığı anlarda da bir şey kattı. Yani enerji kattı. Aynen. Ya hocam yok ya. Kaç tane gol yedirtirdi ya. Fenerbahçe maçında, Başakşehir maçında çok gol yedirtirdi Fıratcan falan. Ya kesinlikle bu seviyelerin oyuncusu değil Fıratcan. Ya karşı çıkacağını biliyordum ama ben bu yerli oyunculara karşı böyle bir şey Türkiye genelinde de var yani sadece Ankara gücünün sorunu değil. Yani çok toleransımız çok az. Evet. Berizze mi Fıratcan mı değil mi? Ya Tasos'u İkisi de değil. Üçü de değil. Verilen dakikanın bak dörtte birini verselerdi şu yani Fıratcan'a çocuk kendini geliştirdi sezon, biraz. Aynen. Daha önceki sezon şeye
Ali Kaan'a. Ali Kaan şimdi geri geldi. Bak Ali Kaan geldiğinden beri önceki gelişini söylüyorum. Yine Ümit Milli Takım'ın iyi bir oyuncusu olarak geldi bize. Ve bir türlü çocuğa mevkisinde oynatmadılar. İşte sağ bek Erdem sakatlandı. Dur sağ bekle oyna bakalım. Yok ön libero vesaire falan. Hep böyle joker gibi genç çocuğu farklı farklı yerlerde oynattılar. Abi toplam 3 maç kendi yerinde oynadı. Yanlış hatırlamıyorsam Hikmet Hoca zamanındaydı. O 3 maçta da toplam 2 gol 3 gol 2 asist mi yaptı? 2 gol 1 asist mi yaptı? Yani o 2-3 hafta üst üste biz Ali Kaan'ı konuştuk. Ali Kaan çok iyi, Ali Kaan şöyle iyi, böyle iyi. Sonra tekrar gömüldü. Biraz daha hani filmi geriye saralım. Ender Aygören. Abi ben hani bunlara o kadar çok acıyorum ki. Hani Ender şu an dünya yıldızı mı? Ya değil ama onun olduğu zamanda şey gelmişti. Bu Mustafa Dalcı'nın menajeriyle aynı olan Fransa'dan gelen orta saha vardı ya. Neydi ismi? Siyahi oyuncu. Dius mu? Hasan Dius. Hasan Dius vardı. Altın evet, evet, evet. Ne yaptı o adam? Hiç geldi. İşte. Rezil etti, gitti. Yani onun oynadığı kadar Ender oynasaydı ve farz edelim ki onun kadar kötü oynasaydı. En azından derdik ki ya Ender de bizim hani genç çocuğumuz, çocuk en azından tecrübe kazandı derdik. Öyle bir şeyle avunurduk. Şimdi kim kazandı? Futbolcu eurolarını kazandı, menajeri de komisyonunu kazandı, topladılar bavulu gittiler. Yani bu konularda biraz tahammülsüzüz, biraz şans var. Şimdi bak Cem Türkmen. Ya Cem Türkmen'in 3 maç üst üste kötü oynasın abi. Yani Tasos, Berit'se daha fazla kötü maç üst üste kötü oynadı. Yani şu çocuklara, bak Ali Kaan'a bu sene biraz daha fazla şans vermeli konuyu. Sezon başında konuştu ya, ben işte Türk oyuncuları şöyle böyle falan destekliyorum, ediyorum. Daha fazla işte yabancı oyuncu hakkı vesaire falan konusunda. Hatırlıyorsunuz onu. Yine sezon başı toplantılarından biriydi. İnşallah sözünde durur ve bu çocuklara biraz daha şans verir. Ya bizler de hem taraftar hani tribünde ha o yapmak konusunda. Abi biraz hani biraz daha toleranslı davranalım şu çocuklara karşı. Çünkü evet futbolcular duygusal, bunlar çocuk ruhlu. Büyüğü de öyle, küçüğü de öyle. Ya biraz o şeyi motivasyonu verelim ya. Biraz o çocukları destekleyelim ya. Ender Aygören, Atakan Dama vesaire, Berke. Ya niye bunlar bir türlü şey yapamadık yani? Niye çıkmadı işte Arda Güler? Herkes Arda Güler şeyi efsanesini hikayeleştiriyor, konuşuyor. Abi diyorlar ki işte eleştiriye gelince ya burnumuzun dibindeki tesisten aldılar götürdüler Fener'e, oradan Real Madrid'e. Ya bırak burnunun dibindeki tesisi. Sen kendi tesisinde, kendi sahanın içindeki genç çocuklara biraz şans ver. Ya demiyorum ki oradan her biri bir dünya yıldızı oldu. Ya bize faydası dokunsun yeter. Şeyim bu. Düşüncem bu. Yani Cem Türkmen'den açıldı konu. Buralara geldi. Biraz uzattım. Ya, hocam genç oyuncu deyince tabii çok büyük fırsatlar kaçırdık. Mesela biz Tosos'u, Berit'se'yi ve Oko'ya şans verdiğimiz kadar Furkan Ceylan'a şans verseydik belki bir yıldız kazanırdık ama adamı gönderdik yani. Hiç yüzüne bile bakmadılar. Fethiyespor'a gönderdiler. Bunlar bence fahiş hatalar. Yani kulübün geleceğini kötü anlamda etkileyecek fahiş hatalar. Furkan Ceylan kendi grubunda geçen sezon gol kralı olmuştu. Yani iyi de bir oyuncuydu. Çok da izledik biliyorsunuz. Geçen sene maçları kulübün katkısıyla çok iyi bir iş yaptılar. Ankara Gücü kulübü. Çok iyi bir iş yaptılar. Klas Spor'la anlaştılar ve maçları canlı yayınladılar U19 ligini. Süper Ligi izler gibi izledik. Ya biz burada Ankara Gücü'nün altyapısına hakimdik yani. U19 takımına olsun, diğer takımlara. Burada fena oyuncular da yoktu. Mesela Furkan Ceylan bu çocuğu harcadılar yani resmen. Fethiye Spor'a gitti.
Yani niye Bitasos'a, Berizse'ye, Oko'ya verdiğin, Makede'ye verdiğin şansı bu oyuncuya vermiyorsun? Yani genç oyunculara gerçekten hiçbir şans vermiyoruz biz ama şu anda da elde öyle oynatacak bir oyuncu da kalmadı. Onu da söyleyeyim yani. Sıraç'tan bahsediliyor. Hoca Sıraç'ı öve öve bitiremedi ama 3 maçtır kadroya almadı Sıraç'ı. Onu söyleyelim. Sıraç'ı kadroya öven kendisi, kadroya almayan da kendisi. Biraz Tolunay Kafkas'ta biraz şu var. Söyledikleriyle yaptıkları çelişiyor maalesef. Öyle bir durumu var yani. Hocam bir mesela de yerli oyunculara çok hakim olduğunu, transferleri yapacağını falan söyledi ama bir tek Cem Türkmen'i aldı. Sen yıllardır büyük milli takımda hocasın. Yani bak kendi ülkedeki bütün altyapıları tarıyorsun. Buradan oyuncu getirebilirdin. Artı bir de sen resmi maça çıkıyorsun uluslararası. Buradaki genç gelişmeye aday oyuncuları da tespit edebilirdin. Mesela Türkiye atıyorum Macaristan'la oynuyor. Macar Ligi'nin genç oyuncusunu orada takip edip çat diye Ankara Gücü'ne atabilirdin yani şu anda. Bu fırsatları biz kaçırdık. Demek ki çok iyi analizler yapılmamış yani. Oyuncular takip edilmemiş abi. Yani Ankara Gücü'nün geleceği böyle kurtulur. Karagümrük'te 3 Türk vardı bugün yeni transfer. Avrupa'dan gelen gurbetçi oyuncular. Yani oradaki sağ açık oynayan Cem'i de beğendim ben. Ters ayaklı oynuyordu. 80'de falan oyundan çıktı ama 20 yaşında çocuklar. Cem vardı, Levent vardı, bir de Adnan diye bir çocuk. 3 gurbetçi bulmuşlar. Ya dün Trabzonspor'daki Murat, dün Trabzonspor'daki sağ bek sonradan girdi herhalde. Mehmet. Evet. Mehmet'i izlediniz mi? Çok iyi oynadı. Bu adamı Avrupa'dan. Evet, Almanya'dan yani, getirdiler. Ben bayıldım adama yani. Böyle bir şey yok. Oynadı çocuk tabii. Niye abi biz bulamıyoruz bu adamları? Yani bizim ne eksiğimiz var da biz bu adamları bulamıyoruz abi? Süper oynadı yani. Milli takıma gider Mehmet. Ya çok iyi oyuncu. Şey işte scout ekibi ne olacak? Yani menajerlere bel bağlamayacaksın. Kendin çalışıp adam bulacaksın. Yani Hatay Spor bulduğu yabancılar falan da mesela işte Volkan Demirel gitti bizzat izledi. Geçen sezon takım maç yapmazken çok iyi takım kurdu. Yani o deprem gibi bir yükün üzerine gayet iyi bir takım kurmuşlar ama hepsini bizzat izledi. Yani şey yapmadı. Hani menajerlerden gelen tavsiyeler, kasetler falan filan öyle değil. Ya bir de enerjisi de çok düşük hocanın. Yani şimdi Pendik'in hocası Osman Özköylü. Tamam, ben böyle hani çok hoplayıp zıplayan hocalar var. Onun gibi Osman Özköylü de öyle. Öyle hocaları ben sevmiyorum da. Ama yani biraz da canlı olması lazım abi. Çok kenarda durgun. Yani biraz daha takıma böyle pozitif enerji vermesi lazım. Ya nasıl motive ediyor acaba kenarda soyunma odasında takımı bilemiyorum. Tabii orada belki farklıdır. Daha farklı davranıyordur ama şimdi böyle bir takımı ateşleyecek bir hoca görüntüsü vermiyor. Zaten öyle olsa biraz önce Gürcan dedi ya, hiç kimse itiraz etmiyor abi. Pozisyon oluyor. Djokanovic'in pozisyonunda penaltı pozisyonu. Ya kimse itiraz etmiyor. Mesela orada Djokanovic kalkma abi. Sakatlık numarası yap. Yani oyun dursun. Hakem belki VAR'a bakacak. Belki bir orada konuşacak. Dinliyorum diyecek. Yani hiçbir hakeme müdahale etmiyorlar. Hocam, bir gün önce mesela ben şeyi izliyorum. Aytaç'ı izliyorum Kasımpaşa'da. Ya adam hakemin peşinde geziyor. Maçı yönetiyor ya Aytaç. Böyle bir şey yok yani. Tamam abartıyor ama ya Ankara Gücü de biraz yani hakeme bir baskı kurun, bir şeyler yapın. Hakemler en rahat maçını Ankara Gücü maçlarında yönetiyor abi. Bu kadar basit bak. Bunu söyleyeyim net. Abi şu altyapıyla ilgili bir şey söylemek isterim. Bir akşam Twitter'ın bu sohbet odaları var ya, orada denk geldim. Dinleyici olarak girdim, biraz dinledim konuşulanları. Anladığım kadarıyla altyapıda görev yapmış olan birkaç hoca var, konuşuyor. Birkaç tane de veli var. Yani sporcu babası olan birkaç kişi falan vardı. Dinleyici olarak biraz kulak kabarttım. Abi öyle şeyler anlattılar ki ya, 15-20 dakikanın içinde içim karardı. Ertan merhaba, hoş geldin. Sesini açmayı unutmuşum. İyi akşamlar güzel insanlar.
İyi akşamlar Ertan. İyi akşamlar Ertan. Sevdiğim insanlar toplanmış. Dedim bir selam vereyim. Yine yoldayım. Yine yollarda devam. Bir mola verdim. Bu arada bir şeyler söyleyeyim dedim. Müsaade varsa. Şimdi biraz söyle, dinleme söyle. Fırsatı buldum da Ronaldo çapasın ben mesela ilk 11'de oynamasından yanayım. Yani bir kanatta çapas, bir kanatta Geri Rodriguez'in olmasından yanayım. Ayrıca Dokanovic'in de ilk 11'de devam etmesinden yanayım şahsen. Çünkü Dokanovic orada olmazsa bence biraz defansif yanımız zayıf gelir gibi geliyor bana. Zayıf kalır. Zaten Tolga yeterli defansif müdahaleleri yapamıyor. Yani defansif yönü birazcık zayıf olduğu için Dokanovic o arayı kapatır. Cem Türkmen sanki Cem Türkmen'in de defansif yanı biraz zayıf gibi. Ronaldo cephasın bugün biraz bencilliğini gördük. Yani gerçekten o bencil yönü ortaya çıkmaya başladı. Mesela aynen, birkaç aynen. pozisyonda Alisson'a çıkarsaydı gol olabilirdi. Bir de penaltı pozisyonu var benim aklımda kalan. O penaltı pozisyonda hakemin yani hiç VAR'a bile gidilmeyen bir pozisyon vardı. O da direkt penaltıydı bana göre. Hani bu Dokanovic'in arasında kaldığı, iki kişinin arasında kaldığı pozisyon diyorum. O da kesinlikle penaltıydı diye düşünüyorum ben. Ama galibiyeti kaçırdık bence abi. Yani tek yine galibiyeti kaçırdık. Morutan da sizin dediğiniz gibi bence de ofansif orta sahada forvet arkasında serbest oynamalı. Böylece daha çok pozisyona girebilir ama Morutan da tam olarak hazır değil gibi gözüme geldi. Ertan sen maçta mıydın? Maçtan mı dönüyorsun? Yok, ben başka maçtaydım abi ben. Başka maçtaydım. Başka bir maçtaydım ben. Görev icabı. Kaç bitti evet. Ertan? 1-1 bitti. Aynı. 1-1 bitti. Öyle abi işte. Yani galibiyeti kaçırdık ama daha diri bir takım olmamız için daha çok çalışmaya gerek var. Daha çok yani en azından kaçırdığımız pozisyonları değerlendirmeye gerek var. Değerlendiremiyoruz yani. Efkan dışında bu işi yapabilen şu anda Alisov da geride kaldı. Yani biliyorsunuz Alisov zaten sezon başında son vuruşları kötü oluyor. Yani biraz niyet çekmek gibi oluyor. Şimdi geçen sene iyiydi de bu sene iyi olacak mı bakalım ilerleyen zamanda? Şutları düzelecek mi? O fırsatçılığını tekrar yakalayacak mı? Ya o konuda da birazcık düşünceliyim ben yani. İlerleyen zamanda yakalayabilir mi bu son vuruşları geçen seneki gibi? En azından ikinci yarıda. Bu arada Göztepe'de bir tane hani Ganalı oyuncular falan bakıyormuşuz ya. Göztepe'nin U19'unda Göztepe bir tane oyuncu bulmuş. Gambiyalı. 6 numara giyiyor. 06. Çok iyi dikine pasları olan bir oyuncu. İzleme fırsatım oldu 2 defa. Onu da buradan söylemek istiyorum. Diak'ın dikine pas verebilen ve biraz daha hızlısı 6 numara ve 8 numara oynuyor. Bunu da Ankara Gücü izlerse Ankara Gücü'nün faydası ne olur ama Göztepe zaten onun oturum iznini vesaire almıştır. Bırakır mı bırakmaz mı onu bilemem. İzlemelerini tavsiye ediyorum sadece. Göztepe'nin şimdi şeyleri var ya, yabancı bir şirket satın aldı ya Göztepe'yi. Onlar da Rasmussen aldı. Rasmussen aldı. Onlar da göndermiş olabilir yani orada oynasın diye. Biraz Göztepe'den oyuncu çekmek çok kolay olmaz eğer iyi bir yetenek buldularsa. Yasin Umut. Yasin adını söyle, adını söylesene. Yasin Umut adını söyleyeyim mi? Yazmış da. Bizim arkadaş. O adamı zaten Gana'da bulacaktın. Göztepe'de bulmanın bir alemi yok. Onu Gana'da bulacaksın abi.
Dana da bulursan işte İlhan Cavcav gibi, o zaman büyük oluyorsun. Yani sıkıntı orada. Biz orada bulamıyoruz. Evet, Alper de diyor Southampton pilot takımı diyor, Göztepe çok zor diyor. Bırak Yali Kove'ymiş ismi. 06 6 numara giyiyor. Yani şöyle anlatayım, bir ağın biraz daha hızlısı, daha çok mücadele edeni, böyle top kaptırmayanı. Daha net yani, ayakları ve dikine çalışıyor. Yan geri pas yok. Dikine yerden ikinci bölgeden üçüncü bölgeye ofansif pas atıyor. Bak, Ali neyse ya, baksın diyor. baksınlar abi, işte biz her sene Orhan abi, Murat abi, Gürcan abi izlediğimiz, beğendiğimiz oyuncuları söylüyoruz. Alan alır, almayan kaptırır yani. Biz söylüyoruz yani. Gördüğümüzü söylüyoruz. Çok maç izliyoruz. O yüzden gördüğümüzü söylüyoruz yani. Ak ben yemiyorum. Yoksa neler yapacağız, kim bilir artık. Ya var ya bak, bu Afrika'ya, Amerika'ya falan gitmeye hiç gerek yok. Hani Amerika'ya yeniden keşfetmeye bir gerek yok abi. Gidin Almanya'da, Belçika'da, Hollanda Türk çocuklarını getirin, yine yeter. Ne adamlar vardır. Şimdi Şükrü abi anlattı ya sizin yerinde zaten. Ya Şükrü abi yazıyor bana sürekli. Yani bizim bir WhatsApp grubumuz var. Öyle oyuncular buluyor ki. Yani ne oyuncular var, ne oyuncular. Yani onları getirseler yine bu takımda iş yapar abi. Yani Almanya yeter bize ya. Yemin ederim Almanya yeter. Maalesef kullanamıyoruz. İşte Trabzon'un getirdiği Mehmet Sağbek. Sen bul abi, sen getir o adamı. Üstelik de Türk statüsünde oynatacaksın. Tabii ya. Ya 11 Türk oynatırsın bak, o adamları getir. 11 Türk oynatırsın. Barış Atik falan, biz burada dilimiz döndüğünce anlatıyoruz işte. Yıllardır anlatıyoruz yani. Ertan söyledi gerçi Barış Atik'i ilk de. Yani ne oyuncular var? Abi Barış Atik'e tek, onu daha önce programda da söylemiştim. Barış Atik'e Ankara Gücü teklif yaptı. 500 bin euro vermiş bundan 2 sene önce. O zaman Bundesliga 2. ligdeydi yani Barış Atik. O zaman biraz fazla tuzlu geldi, almadı. Sonra da bir daha teklif gitmedi. Mesela şeyi de sen bilirsin oradan abi. Maxim'e teklif vermişiz biz ama korona zamanında olduğu için şeye gitti. Pardon, korona zamanı diyorum. Deprem zamanı. Takım çekildikten sonra Beşiktaş da teklifte bulununca, tam o arada biz de teklifte bulunmuşuz. Ama Beşiktaş da teklifte bulununca Maxim Beşiktaş'a gitti yani. Mesela Maxim Ankara, yani o zamandan beri Ankara Gücü'nün bu tarz topçuların peşinde olduğu doğruymuş. Yani varmış hani bu tarz oyuncular, işte Geri Rodriguez gibi, Morutan gibi, Maxim gibi. Ya biz Maxim'i de çok söyledik. Dinlemişler sağ olsunlar. Teklifte bulunmuşlar ama Beşiktaş, o arada Beşiktaş girince araya, Beşiktaş'a gitti. Ama gitti de ne oldu yani Maxim? Gitti de ne oldu? Top yok, Maxim'i Başkan Faruk Hoca bizzat bana söyledi. Ben bir telefonda konuşmamızda, biz Maxim'i istedik, alıyorduk ama Beşiktaş devreye girince Maxim Beşiktaş'ı tercih etti dedi. Direkt kendi bunu birinci ağızdan söyleyen odur ya. Bak ben bir stoper ismi vereyim. Ahmet Gürleyen. Bunu bizim Şükrü abi Almanya'da yaşıyor zaten. Nürnberg'de oynuyor Ahmet Gürleyen. Sürekli bana söyler. Buradan söyleyelim abi, stoper bölgesinde Nürnberg'de oynuyor. Yani geleceğin büyük stoperi olacak. Milli takıma da gider. Alabiliyorsanız şimdiden alın abi, Ahmet Gürleyen. Hocam, Şükrü abi scoutluk yapsa aylık ne kadar para ister? Ya üste para verir ya Şükrü abi. Vallahi üste para verir. O adam bu kadar bu işi tutkulu yapıyor. Takip de ediyor. Bu Rafal Gikiyeviç falan ilk Şükrü abi söyledi bana. Ankara Gücü takip ediyor dedi. Cem Türkmen'i ilk Şükrü abi söyledi bana. Orada bağlantıları da var. Ciddi takip ediyor yani. Kimse duymadan önce o söyledi yani, Rafal'ı falan. Bak o scout işi var ya Gürcan abi, scout işiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ankara'da o işi yapan kim var biliyor musun? Hangi takım? Keçiören Gücü var. Keçiören Gücü'nün kendi yöneticileri olsun, scoutları olsun, Afrika'ya da gidiyor.
Gerçi bizimkiler de gitmiş şimdi Gambiya'ya falan ama. Yani bizde scout falan sistem olarak yok yani. Ama ben Keçiören Gücü'nün her şehirde scoutlarını Marmara bölgesinde, Ankara bölgesinde maçlara gittiğim zaman yanımda görüyorum. Yani sohbet etme fırsatım oluyor. Mesela atıyorum İstanbul'dayım. Yanıma geliyor falan. Merhaba falan, siz ne yapıyorsunuz falan diyor. Gazeteciyim falan diyorum ben de. Adam diyor ki ben scoutum. Hangi takımım? Diyor ki Keçiören Gücü. Ya İstanbul'dayız mesela. Ya da atıyorum İzmit'teyiz ya da başka yerde. Çok denk geldim yani. Böyle bir ağ kurmuşlar. Ama bizde böyle bir ağ yok abi. Yani scout abi. Buradakini de izliyorlar, Afrika'dakini de. Her şehirde scoutları var onların. Ve öyle yani. Öyle zaten hep playoff'a falan oyun. Olavoyen'i mesela, Olavoyen Afrika Kupası'nda bir iki gol attıktan sonra Afrika Kupası'nda keşfettiler. Adamı direkt Olavoyen'i getirmek de büyük başarıydı. Getirdiler. Rize'ye sattılar. Şimdi adam Rize galip geldi. Dün Olavoyen'i oynuyordu. Bilmiyorum ikinci yarı mı girdi. Ben sonlara doğru açtım maçta. Neyse konu dağılıyor. Benim söylemek istediğim bunlardı. Yavaş yavaş da eve gideceğim. Siz devam edin abi. Hepinize selamlar. İyi yolculuklar Ertan. Caner Çolakoğlu diyor ki, bak Caner Çolakoğlu bunu sen dinle de çık. Biz Keçiören'den Barış Alper'i bile alamadık ki diyor. Barış Alper Keçiören Gücü'ndeyken biz yayınlarımızda hepiniz yayına giriyordunuz. İşte defalarca söyledik abi. Şu adamı alın alın alın. Daha Galatasaray'la adı bile geçmiyordu ama almadılar. O zaman Fatih Mert'in dönemiydi. Canları sağ olsun abi, ne yapalım? Biz söyleyelim de almıyorlarsa da almıyorlar. Bu arada Morutan'ı da beklediğim gibi bulmadım. Yani daha organizasyonlarda daha iyi bekliyordum. Bir şeyler yapar zannediyordum. Ama ilk hazır, maçı. Hazır i̇lk gelmesine maçı rağmen yine de iyiydi ama bir atraksiyon bekliyordum ondan. Asist, gol falan. Gerçekten ilk maçta bekliyordum. Yerinde oynamadı. Kaleye çok uzak oynuyor. Morutan gibi adam kaleye yakın oynamalı abi. Adamın mevkisi 10 numara, orijinal mevkisi. Ama ya kenarda şey, oynatıyor. Orhan abi şeyi de anlamadım ya. Mert'i çıkardı ya. Mert'i niye çıkarıyor abi? Alışkanlık yaptı. Mert'i niye çıkarıyor? Radakovic büyük santrafor mu? Orada Mujakic'i aldı stopere. Mujakic iki kere saçmaladı. Onun yaptığı değişiklik yüzünden, stoperi alması yüzünden gol yiyorduk biz ya. Ya Mert çıkarılacak adam değil. Bir de ikincisi Mert ha söylemişsinizdir mutlaka. Aklın yolu bir çünkü. Bir de Morutan ya Morutan diyorum. Mert tırsmış. Gol yediğimiz pozisyonda elleri arkada durdu. Kendi dengesini bozdu. O elleri arkada durmaya da ben zaten futbolda karşı olan biriyim. Çünkü oyuncu kendi dengesini bozuyor. Dengesini sağlayamıyor. Kademeye de giremiyor. Şut çekecek adamı da durduramıyor. Mert'in tırsmaması lazım. Yani Mert iyi topçu. Mert stoper de bizim can damarımız yani. Mert çıkarılacak oyuncu değil. Mert çıkınca ne Mujakic orada stoper oynayabiliyor ne de Radakovic oynayabiliyor. İkisi de hata yapıyor. Zaten Mujakic de son dakikalarda oyundan düşüyor. Her maçta böyle. Pas hataları yapıyor. Ve form olarak da kötü zaten şu anda Mujakic. Mujakic sol bek oynayabilecek durumda ama bence direkt stoper oynayacak durumda değil. Başkan bir programda şey demişti. TRT'de dedi galiba. Stoper ihtiyacımız olursa alırız demişti. Abi bu takımın gerçekten net bir tane stopere ihtiyacı var. Radakovic de olmayacak gibi bu iş. Radakovic de olmayacak. Amatör topçular gibi korkup topu taca atan profesyonel topçuları sevmiyorum abi. Kaleciye verebilirsin, ileri vurabilirsin. Ama topu dönüp taca atmak nedir abi? İlkokul mu burası? Süper Lig'de oynuyorsun, dönüp taca ya atıyorsun. Son dakikada taca da atamadı, korner attı. Yani böyle bir şey yok ya. Bu stoperlerin, defans oyuncuların taca top atması kadar saçma bir şey bilmiyorum ben. Yani yok, Süper Lig'de yani. Öyle değil, hayır. Atarsın taca abi topu. Kornere de atarsın. Çok sıkışırsan ama çok
opsiyonu çok var Ken abi. Opsiyonu var yani. Ama o öyle bir ayağı yok ki onun. Öyle bir tekniği yok yani Radakovic'in. Yani çok pasları da çok kötü görüyorsunuz. Nasıl adamı çalım atıp geçecek mi yani? Mecbur taça atıyor. Orada bir sıkıntı yok. Atabilirsin. Taça atmayı da beceremedi yalnız. İnan var ya Alperen'i deneseler daha iyi yani. Alperen de 1.90 küsür boy var çocukta. Bence bu Alperen'i deneseler stoper alınmayacaksa Radakovic'ten yani Muyak için şimdiki halinden falan daha iyi oynar. Ben öyle düşünüyorum. Ama stoper de şart. Yani o çocuk genç oynayamaz derlerse bu takıma stoper şart. Biz böyle zaten yan topa çıkamıyor Muyak işte Radakovic. Ya hava topuna çıkamıyor. Ayakları iyi değil. O zaman stoper lazım yani. Başkanın bunu görmesi lazım. Lazım olursa alırız da olmuyor. Başkan bunu görsün yani. Hayır stoper başkan lazım. Faruk Başkan direkt şunu söyledi. Stoper lazım değil dedi bize. Değil dedi de lazım yani. Açsın bir daha baksın. Özeti izlesin. Ya. Tekrarını Beyin Sports 90 dakikasını veriyor. Açsın izlesin başkan yani. Açsın izlesin abi. Muyak için ya, son evet. Dakikalarda ne yaptığına baksın. Radakovic'in yaptığı hatalara baksın yani. Stoper şart abi. Ayağı iyi, hava topuna çıkabilen. Mert kesin oynamalı. Mert çıkmamalı ya. Mert'i niye çıkarıyorlar? Orada Mert'i çıkarıp hoca üçlüye mi döndü? Ne yaptı anlamadım ben. Garip bir formasyon oldu orada. Üçlüye döndü gibi bir şey oldu. Ben anlamadım yani ne yapmak istediğini. Ya son dakikada Kasımpaşa maçı gibi çorba yaptı. Golü yedik işte. Şimdi Murat sana bir soru soracağım. Abi iyi akşamlar. Orhan abi görüşürüz. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Grenade sormuş. Peki Orhan abi bir soru. Milson, Çepas hangisini tercih edersin? Ben Milson'u tercih ederim ama ikisi de kadroda bulunsa iyi olur. Ben Milson'u tercih ederim. Sen ne diyorsun Murat? Kimi tercih edersin? Yani Milson'un kalması gerektiğini düşünüyordum ben. Hani geçen seneki performansıyla Sipas'ı şimdilik yeni yeni görüyoruz ama Milson bence kalsa iyi olurdu. İkisi birden olsa dediğim gibi Alisson'un sağında solunda onların ikisi rakibi bayağı şey yapardı yani iki tane hızlı adam bayağı zorlardı. İkisinin de bence gol vuruşları da Alisov'dan daha iyi. Evet. Bir de Sipas'ın bence 90 dakika sahada kalması lazım abi. Çok büyük tehdit rakip için. Tamam. Evet. Çok yani istediğimiz... bencillik boyutu. Mesela var. Milson'da da o vardı. Şeyi konuşmuştuk hatırlarsan geçen sene Başakşehir'le kupa maçı ilk maç 10 kişi evet. Kaldı Başakşehir Milson tek etkili adam ama böyle bencil oynuyordu 45. dakika ya devre arasında oyundan aldı hoca onu bencil oynadığı için sonra da maçı verdik halbuki 10 kişi Başakşehir'e karşı Milson bize lazımdı orada yani o şeye hiç hoş bakmıyor hani bencilliği gördüğü zaman oyundan alıyor. Sipas'ı da onun için oyundan alıyor bence. Ama hani mesela bugün de Sipas, Gerson, Rodriguez ikisi bir arada olsaydı son bölümde bence etkili olurdu. Şey Gerson ya. Rodriguez diyorum. Gerson Rodriguez bizi andı. Geri Rodriguez artık. Geri Rodriguez. Gerson Rodriguez gol atmış bu arada bugün. Evet evet dün çok iyi oynadı. Dün. Bir de sayılmayan golü var. Yani güzel o tipte bir kanat forveti lazım bize. Yani hem gole katkı sağlayacak hem de kanatta asist yapacak ve kanat oynayacak bir oyuncu. Ama gol becerisi olması lazım yani bizim kanat oyuncumuzun. Yani Morutan'ın o tarafı Morutan şey bence merkezde oynaması gerekir. Sen de aynı fikirdesin zaten. Kanatta mesela nasıl işte Hatay Spor'u düşün iki sezon önce mesela. Bu Penza kanat oyuncusuydu. Yani Diouf vardı Santrfor'da. Kanatta bu Penza coştu. Yani öyle kanat forveti lazım. Peki Cem 6 numara defansın önünde. Onun önünde Efkan. Sağ tarafta Geri Rodriguez. Sol tarafta Çipas. 10 numarada Murutan. Santrfo'da Aliso. Nasıl kadro olur abi? Savunma yönü çok mu zayıf olur? Vallahi işte bir de güzel stoper alırsan oynar bu kadro. Defansına güvenebilirsen bu kadro oynar. Ya inanılmaz top oynar bence bu kadro. Yani oynatabilirsen tabii.
dediğin gibi hani savunmanı bir sağlama alsan savunma el bombası. Her an bir hata yapacak pozisyonlar geliyor yani. Radakovic, işte Hayrullah bir tarafta. Sonra Kitsu da mesela. Şimdi rakipler Ankara Gücü'nü çok iyi tanıyor abi. Kasımpaşa'nın hocası ne yaptı? Sol bek Ben Yunus'u sağ açık oynattı bizim maçta. Çünkü adam biliyor. Sağ taraftan gelen ortada bizim savunmadaki stoperler hata yapıyor. Gol yiyoruz ve sağ bek Kitsu sürekli adamını kaçırıyor. Kafa vurduruyor. Gol yiyoruz. Adam biliyor bizi. Ne yaptı abi? 90. dakikada olsa Ben Yunus'u çıkarmadı. Sağ açıkta oynatmaya devam etti. Ve golü de yedik yani. Rakipler de bizi çölmüş abi. Her şeyimizi biliyorlar yani. Biz kadar takip ediyoruz. Analiz bu işte. Evet. Yani 4-5-1 demişler Alper Yaşar. 4-5-1 oynatıyor zaten abi hoca. 4-5-1 oynatıyor. Yani 4-1-4-1 gösterdi. Yayının başında biz dedik hani yayıncı kuruluş 4-1-4-1 gösteriyor ama 4-5-1 oynatıyor. Orta sahan kalabalık. O kalabalık orta saha işte az gelsin, öz gelsin, gol yemeyelim yeter. Bir tane de araya sıkıştırsak hadi güle güle. O sistemle oynuyor. Yani geçen seneden beri Alisov'a uzun atıyorlar. Alisov orada yani şişiriyorlar Alisov'a. Orada Alisov ne yaparsa yapıyor işte. Bugünkü gibi bir gol attı. Ama önceki maçlarda atamamıştı. Alisov asist yaptı. Yani Alisov'a top şişirmeyi huyundan biz vazgeçmemiz lazım abi. Bir set oyunu oynamamız lazım. Maç öncesi set oyunu oynayacağız dedi hoca. Ama işte hep söylediğiyle yaptığı bir türlü tutmuyor maalesef hocam. Kalabalık orta saha zaten şeyde de geniş kadroya baktığın zaman da yani yedeklerle birlikte düşündüğün zaman onu da not almıştım. Takımda 6 tane merkez orta saha var. Tolga, Djokonović, Cem, Pedrinho, Efkan, Ali Kağan yedeklerle birlikte. 4 stoperim var. Mujokić, Radakovic, Mert Atakan. Ondan sonra kanatlarda çok fazla yedeğin yok yani Hanusek ve şey var Kitsu bir de Alper yedekti. Onlar da hepsi bek. Yani kanat hücumcu yedeğin yok. Santrfor bir tane de Bayiç var yedek. Dolayısıyla hani geniş kadroya baktığın zaman zaten şey çıkıyor senin söylediğin mantık. Kalabalık orta saha futbolu. Yani kanat oyuncusu yedeğini düşünmüyorsun bile. Hani bir Geri Rodriguez var o kadar. O da hani hazır değil diyorsun bir taraftan. Ama iyi oynadı yani o 10-15 dakikalık performansı. Umut verici. Mesela bak bir soru var burada veya yorum diyelim. Doğancan demiş ki burada Kafkas'ın her oynadığımız rakibi takımı övmesi ve de zerre hoş değil. Burası Akhisarspor değil demiş. Yani maç öncesi spiker soru soruyor. Yani Süleyman abi falan diyor. İyi diyor yani. Orası iyi takım diyor. Hoca iyi hoca falan diyor. Maç sonu işte iyi takımdan puan aldık diyor. Ya abi biz Ankara Gücü'yüz ya. Yani bizden bahsedin. Zaten medyanın kendisi Ankara Gücü'nden bahsetmiyor. Ankara Gücü'nün hocası da kendisinden bahsetmiyor yani. Çok ilginç değil mi abi? Ya ben Ankara Gücü hocası olayım. Çatır çatır Ankara Gücü konuşurum sağda solda her yerde. Çatır çatır hiç affetmem. Ya şöyle ya bir şey. Mu? Bazen hani rakibe böyle jestler yapmak hoş karşılanabilir genel olarak ama yani Ankara Gücü camiasının ruhu, atmosferi şu anda ona çok uygun değilse senin gibi ben de öyle düşünüyorum. Yani geçen hafta da işte çok tartışıldı ya Adana Demirspor'a jest yapılması. İşte Karagümrük'ün burada övülmesi. Yani tamam rakibe jestler yapılır hani. Centilmenlik adına böyle şeyler yapılabilir ama şu anda biz daha o can derdi kısmını geçemedik. Hani önce kendimizi bir şey yapmamız lazım. Güvene alabilmemiz. Hani bir mutluluk seviyesine ulaşırsın. Güzeldir her şey. Süt liman. Evet. Çiçek açmış. Her şey güzel. O zaman jeste başlarsın. Yani aklıma gelmişken şimdi bir jest. O da bana bir jest gibi geldi. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. İşte haftaya Fenerbahçe maçı var. Ankara'da. Biz niye fuşya formayla çıkıyoruz? Ev sahibi biziz. Deplasman forması değil mi o? Alternatif forma. Onu Gürcan hocama sorayım. Benim söyleyeceğim var o konuda. Ya o... Ya ben de haberi okudum. Sen biraz sanatkarsın hocam. Sanat tarafın var ya. Sen bir yorumla onu. Yanlış mı okudum diye tekrar okudum, tamam mı? Hı-hı. Yani
şunu dese anlarım. Ya haftaya Kadıköy'e gidiyoruz. Evet, orada olur. Fenerbahçe'de sarı lacivert. Biz hani ayrışmak için fuşya forma şey yapacağız. Giyeceğiz falan. Ya bir dakika abi şey hani biz ev sahibiyiz. Evet. Ya onu Fener'in düşünmesi gerekiyor yani Fener'in. Onu düşünmez o alternatif forma zaten zorunlu kanunda deplasman formasıdır. Haber metnini tekrar okudum yani. Ama hani o haberde mi hata vardı? Gariplikler var ki bir şey diyemiyorum. Yani bu jestten açtın ya. Ya bir biz nasiplenemedik şu futbol camiası jestlerinden. Kimse bize jest yapmıyor. Gençler Birliği ile Ankara'da maç oynayacağız. Deplasman tribününe ya 300 kişi artır diyorsun. Onu bile artırmıyor. Yani ve şeyimiz hani güya bizim kardeş takımımız falan neyse değil de hani bir bize kimse jest yapmıyor. Ha bile biz etrafa jest dağıtıyoruz. Adana'ya jest, buna jest, buna jest. Neyse. Ya bir şey aklı unutmadan söyleyeyim de hani az önce bir şey söyledim ya hani yanlış anlaşılmasın diye. Hani Şükrü abi ne kadar para ister diye. Hani o işin şakası. Yani Şükrü abi bunu hani yılların Ankara güçlüsü bunu yani bedavadan yapıyor. Alın size Almanya'da bedava bir şey scout. Yani bunu değerlendirse evet. Kulüp. Her dediğini de alacak değilsiniz tabii ki ama size sunduğu fırsatları bir gözden geçirirsiniz, bakarsınız. 40 tane adam söyler, 2 tanesi işinize yarar. Yani bunu değerlendirin. Bir de demin yarım kaldı. Şey Ertan girince onu da tamamlayayım. Bir Twitter'da sohbet odasına konuk olmuştum. Yani dinleyici olarak girdim. Şey konuşuyorlar. Ankara Gücü altyapı sorunları. Bir iki tane hoca var, veliler var, taraftarlar var vesaire falan. Böyle tuhaf tuhaf onlar anlatıyorlar, olaylar. Ya 15-20 dakika dinledim, içim karardı. Orhan Hoca. Sen de var mıydın o sohbette bilmiyorum ya. Birkaç tanıdık isim gördüm çünkü şeyde dinleyiciler arasında. Ya altyapıyla ilgili hani şöyle de bir sıkıntımız var. Yani altyapı kısmı kulübün biraz karışık ve kim kime dumduma bir durum var anladığım kadarıyla. Oradaki anlatılanlardan edindiğim izlenim. Ya diyelim ki ben göreve geliyorum tamam mı? Altyapı sorumlusu Gürcan atandım. Geliyorum ilk iş U10'dan başlayarak U21'e kadar bütün herkesi diyorum ki hadi gidin şimdi Gürcan'ın devri başladı. Onların hepsini gönderiyorum. Hoca yardımcı hoca bilmem ne. Yeni şeyler getiriyorum. Hani böyle bir mantık oluşmuş. Gördüğüm kadarıyla. Yani altyapının başına kim gelirse bütün kadroyu şey yapıp kovup kendi kadrosunu oluşturuyor. Bir yıl, bir buçuk yıl o takılıyor. Sonra o gidiyor, yenisi geliyor. O kendi kadrosunu oluşturuyor. Çok hakim değilim hocalara tek tek. Şu hoca var, bu hoca var falan. Ama 2014 gibi 13-14 gibi şeylere U10'a şey bakıyordu. Ulaş Karaman hoca bakıyor. Tamam mı? Ve şeyden sosyal medyadan da takip ediyorum. Volkan yani, abinin oğlu Ulaş Karaman. Evet, evet. Yani bizim hani nasıl diyeyim sana hani bizim tribünde yetişme değil, tribünde doğmuş çocuk yani. Öyle diyeyim. Evet. Aynen. Ve çocuklar sosyal medya maça gidiyorlar, tezahüratlar bilmem neler falan filan bitişmiyor. Ankara güçlülük ruhu aşılamış hepsine vesaire. Ve takım da başarılı. Yani Antalya'ya gidiyorlar, turnuva işte birinci, ikinci bir şey oluyorlar, kupa alıyorlar, geliyorlar falan. Başarılı. Abi Ulaş'ın çalıştırdığı o 2010'lular grubu, 2009 ve 2010 doğumluları çalıştırdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun yetiştirdiği kaleciyi sonra bir ara şey gündeme geldi. Bu Barcelona almak istedi falan ya, hatırlıyor musunuz? Ben şimdi çocuğun adını unuttum. Hani affınıza sığınarak. Barcelona almak istedi bizden 13 yaşındaki o kaleciyi. Bir geçen sene gündeme gelmişti ya. Bir haber falan olmuştu. O falan mesela Ulaş'ın yetiştirdiği çocuklar. Abi sonra işte biri geliyor. Ahmet, Mehmet hiç önemli değil ya. Birisi geliyor artık altyapı sorumlusu benim diyor. Komple hepsini siliyor, süpürüyor.
Yeni bir grup getiriyor. Yeni gelen hocayı işte çocuklar sevmiyor. Yok veliler ısınamıyor bilmem ne. Böyle tuhaf tuhaf şeyler yaşanıyor. Az önce hani konu şeyden açıldı. Hani sen bizim altyapımızdan yetişen çocukları işte Klas Spor'da yayınlanan maçlar ve kaçırdığımız çocuklar. Ya orada sorun sanıldığından çok daha büyük. Yani bu konuya başkan artık hani A takımla uğraşmaktan fırsat mı bulamıyor? Oraya sıra mı gelmiyor bilmiyorum ama hocam futbolcu gibi bana da bir kuram girdi kusura bakmayın. Buna da bir başkan şey yaparsa el atabilirse bu altyapıdaki bu kargaşayı bir çözsek bunun meyveleri bir şekilde A takıma da yansıyacaktır. Hocam altyapının başında 1,5-2 ay geçti halen koordinatör atanmadı. Yani ya orada maalesef çok büyük bir sıkıntı var. 2 Temmuz'da altyapı seçmeleri başlıyor. 10 Temmuz'da benim haberim oldu. Haberini de yaptık zaten. Adam altyapı seçmelerine katılmıyor. Koordinatör. Düşünebiliyor musunuz? Kulübe gitmiyor. Tandoğan'a gitmiyor. Zaten ben haberini yapmıştım o gün. Zaten o gün de başkan görüştü Ümit Turmuş'la ve görevden aldılar onu yani. Yani altyapı da çok büyük sıkıntılar var yani. 2 Temmuz'da sen seçmelere başlıyorsun. 10 Temmuz bir hafta altyapı koordinatörü seçmelere gelmiyor kulübe. Ondan sonra yöneticiler falan gidiyorlar. Diyorlar ki hayırdır nerede bu koordinatör? Seçmeler var kulüpte yok. Kimse bilmiyor. İşte ben de bunun haberini yaptım zaten. Ondan sonra da başkan da zaten şeyle görüşmüş. Ve görüştüğü günde görevden aldılar yani. Çok ilginç şeyler oluyor ve halen altyapıya biri atanmadı yani. Çok büyük sıkıntı var altyapıda. Altyapı bizim geleceğimiz diyoruz. Milyon dolarlarla transfer yapıyoruz ama altyapıya önem verilmiyor. Orada da kulüp adına başka bir sıkıntı şu anda ayan beyan ortada maalesef. Hocam bir daha önceki programlarda bir kere konuşmuştuk. Hani yeri gelince hep 115 yıllık kulüp falan tabirini kullanıyoruz ya. Ya senin bu hani geçmişinin çok eskiye dayanmasının bugün hani nasipleneceğin, nimetini yiyeceğin şey senin bu birikimlerin. Senin geçmişteki futbolcuların, antrenörlerin, bu camianın içindeki insanları değerlendirirsen şayet bunun bir anlamı var. Yoksa sen hani yönetime geliyorsun, etrafına 3-5 tane adam topluyorsun, yılların Ankara güçlülerinden arındırılmış bir yapı kuruyorsun. Altyapıda ya da A takımda ya da kulüp binasında, idaresinde Ankara güçlü olmayan insanlardan bir şey yaparsan, bir yapı kurarsan, bu 115 yıl olmasının bir anlamı yok. Sen 3 yıllık kulüple aynı zihniyete gelmiş oluyorsun. Yani sen değerlendir abi eski futbolcularını ve bu kulübün işte türbününden gelen insanları, Ankara güçlü olan isimleri altyapıda ya da A takımda ya da kulüp idaresinde vesaire de bunlarda değerlendirebilirsen bu 15 yıllık kulüp olmanın bir anlamı olur. Biraz uzattım kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah hocam. Başkanın açıklamaları TRT'de izlediniz mi? Murat sen izledin mi abi? Tatildeydin yok, gerçi ama. Yok ben izleyemedim evet. Okudum yani şeyden okudum. Onun için biraz Gürcan hocam gibi ben de anlamaya çalıştım yani okuduklarımı. Ya tam böyle mi dedi acaba tırnak içi falan. Biraz yadırgadığım şeyler oldu hani. Şimdi... haberler nasıl yazıldı onu bilemiyorum tabii ama. Hani bir o fuşya forma işi aklıma takılmıştı. Yani ha, formayla ilgili istedim. Formayla ilgili ben de bir şey söyleyeyim abi. Bence de doğru bulmuyorum abi. Ankara gücünün öyle farklı formalarla tamam. Ben şuna hak veriyorum yani. Bu formayı da arzu eden olur. Pazarlama taktiğidir, pazarlama tekniğidir. Yani hep aynı renk forma olacak diye bir kaide yok. Bu pazarlama tekniklerinde bunlar yapılıyor yani farklı formalar. Dünyanın her kulübü yapıyor. Ama sen bunu store'da sat abi. Alan isteyen gider alır. Fuşya da alır, pembe de alır, kırmızı da alır, siyah da her şey forma, her forma alır. Ama maça bu tür formalarla çıkılmasına ben karşıyım abi. Ankara Gücü kulübü sarıyla özdeşleşmiş bir gruptur yani. Sarı lacivert rengidir ama
Bence sarı forma çok yakışıyor Ankara Gücü'ne. Gerçekten yakışıyor. Çubuklu sarı lacivert çok güzel yakışıyor ve Dalton forma da Ankara Gücü'ne çok yakışıyor. Fenerbahçe maçına da öyle maceraya aramaya gerek yok abi. Giyersin Dalton formayı, çıkarsın. Bence çok güzel olur. Ya yani farklı formayla çıkmak doğru değil bence de. Store'da satabilirsin. İsteyen gider alır. Pazarlama tekniğidir dediğim gibi. İsteyen kullanabilir. Ama ben Ankara Gücü takımının şu anda işte bizim söylediğimize de çok aldırış edeceklerini sanmıyorum. Yine başkan onu kafasına koymuş, Faruk Başkan. Canlı yayında bizzat açıkladı. Büyük bir ihtimalle de o formayla çıkar. Başkanın açıklamalarını, ana başlıklarını biz Spor Anki'de yayınladık. İsterseniz onları bir okuyayım. Onun üzerine yorumlar da yapabiliriz abi. Şimdi Pelkas'la başladı başkan. Pelkas'la biz anlaşmıştık. Menajeri Ankara'ya gelirken bizi aradı ve Başakşehir'e gitmek istediğini söyledi. Bizi tercih etmeyeni biz de almayız. Benim için konu kapandı. İyi ki almamışız dedi. Geçmişte Ankara Gücü'nün mali sorunları olduğu için oyuncu gelmiyordu. Bugün dünyanın her yerinde Ankara Gücü'ne gelmek isteyen oyuncu var. Ankara Gücü'nün 15 gün içinde hiçbir oyuncuya borcu olmayacak. Sadece oynayan oyuncularına olacak. Ankara Gücü'nün bir kuruş vergi ve sigorta borcu yoktur. Çok ciddi bir mali disiplin oluşturduk. Fenerbahçe'nin renkleri de sarı lacivert, bizim de sarı lacivert. Federasyona başvurduk. Fenerbahçe maçına kendi evimizde fuşya rengi formamızla çıkacağız inşallah. Transferde hoca ve ekibi bütün kadro yapılanmasıyla ilgili değerlendirme yapıyoruz. 3 alternatif bir çalışma yapıyoruz. Alınacak oyuncuyu çok erken alınacak oyuncuyu çek ederek alıyoruz. 3-4 uzmana soruyoruz. Ortak kanaat olursa transfer ediyoruz. Ankara Gücü şeffaf bir kulüp. Kulübü şeffaf hale getirdik. Morutan konusunda bazı TV yorumcuları transfer istismar ettiler. Ankara Gücü bırakın 3 milyonu bunun daha fazlasını vererek bir oyuncuyu alacak duruma gelmiştir. Morutan'ın parası hazır. Diyak'tan gelecek parayı Morutan için vereceğiz. Morutan'ın Galatasaray'a geri dönme şartı Galatasaray'ın inisiyatifinde değil, bize bağlı. 19 Mayıs'ın inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2025 yılında hizmete girecek. Sahi tesislerinin maliyeti çok yüksek. Altından kalkmak mümkün değil. Başka bir lokasyonda bir tesis yapacağız. Projesini çizdiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını aldıktan sonra Türkiye'nin en iyi tesisini Ankara Gücü'ne kazandıracağız. Biz kulübün 39 dosyasını kapattık. 50 milyon euro ödedik. Dolunay Hoca'dan izinsiz bir transfer yapılmadı. Emre Yıldız geçen ay Gambiya'ya gitti. Orada 4 oyuncuyu Ankara'ya gelecek. 4 oyuncu Ankara'ya gelecek. Emre Yıldız Diyak'ın alınması için ısrar etti. Biz de aldık. Bunu Emre Yıldız yaptı. Nihat, Andre, Djokovic, Çepas gelecekte bize katkısı olacak. Bizim en çok sıkıntı yaşadığımız dönem Ömer Hoca dönemi oldu. Bizden giden oyuncuların kulübe bir kuruş mali külfeti yok olmadı. Şu anda transfer süreci devam ediyor. Stoper hattında bir eksiğimiz yok. Bir aksaklık gördüğümüzde transferi yaparız. Transferimiz %99 bitti. Tomlay Kafkas'la aramız çok iyi. İlk 5 hedefi koyma yanlış anlaşıldı. Büyük hedef koymazsanız oyuncuyu motive edemezsiniz. Mehmet Büyükekşi işin açıkçası bir şey demiyor ama çok şey diyor. Camiamız müşteri olsun. Fenerbahçe maçı Eryaman Stadı'nda oynanacak. Eryaman Stadı'nın giriş çıkış sayısı arttıracağız. O konuyu çözeceğiz. Emniyette görüştük. Giriş çıkışlarda problem yaşanmayacak. Evet. Bir, kulübün futbolcuları olan borcu yok. Vergi borcu yok. Sigorta borcu yok. Ama yöneticilere olan borcu ne kadar onu ben başkana bizzat arayıp kendim soracağım. O konuyla ilgili hiçbir şey bence konuşmayalım şimdi. Doğru olmaz. 2. Eryaman Stadı'nda Fener maçı oynanacak. 3. Büyük bir tesis yapacağız dedi başkanın açıklaması. Ana başlıkla bu şekilde bunlar önemli. Tabii gerisi de gerçekten ciddi anlamda önemli açıklamalar yaptı başkan. Evet. Yani tesis konusunda yani saray tesisinin çok yüksek maliyetli olduğu zaten herkesin malumu ama evet. Başkan kendisi hani öyle bir şey yapmıştı. Hani sarayı geri alacağız diye. Onun dışında da kongrede Tandoğan'ın Beştepe için yeni bir proje görüntüsü vardı.
Gençler Birliği'nin olduğu taraftan Atlıspor'un oradan giriş, o tarafta bir bina. Yani o da hani mevcut yönetimin projesiydi. Ama şimdi üçüncü bir noktadan söz ediyor kendisi. Emre Yıldız konusu işte hani kendi düşüncesi zaten hani istifa etti ama göreve devam ettiğini herkes zaten malumdu o da. Onda da bir şey yok. Özel sürpriz bir durum yok. Ondan sonra Fuchsia konusunda hani ben renk konusunda bir sıkıntı yok ama bence iç saha maçında olmaz yani. İç saha değil, deplasmanda olabilir ama iç sahada şimdi biz İstanbul'a gittiğimiz zaman Fenerbahçe alternatif formayla mı oynayacak? Biz sarı lacivertle çıkacağız da Fenerbahçe alternatif mi giyecek, giymeyecek. Onun için bence onu İstanbul'daki maça bırakmak daha doğru olur. Orada da Fuchsia'yı giyebilir yani. Onu da bence renk bakımından hani öyle cinsiyetçi düşünüp bir ayrımı yapmaya bence gerek yok. Anlamadığım kısmı programı izlemediğim için bilmiyorum. Ömer Erdoğan niye bu kadar sıkıntılı olmuş? Ömer Erdoğan en sıkıntılı dönem. Onu da anlamadım. Evet, yani öyle bir açıklamaları var. Forma konusunda lacivert olur da denmiş. Yani olabilir. Yani bizim rengimiz sonuçta. Lacivert de olabilir. Düz lacivert. Mehmet Önder Eryürekli demiş. Yani bence ciddi açıklamalar. Bakalım sonuçta ne çıkacak ama tesis konusu önemliydi. Yaparsa bir tesis, öyle bir tesis gerçekten kalıcı bir iş bırakmış olur ama şimdi aradan bir sene geçti değil mi Murat? Biz kongredeydik. Kongrede izledik projeyi. Yani tam da onda saray da vardı orada. Tabii saray da vardı. Beştepe'de ne yapıldı abi? Ben en son Konya maçını izledim orada. Evet. Yani oraya çivi çakılmamış. Yani işte biz bir icraat görmek istiyoruz artık Sayın Başkanım bu konularda. İcraat gördüğümüz zaman inanacağız. Yani evet. Yoksa güzel proje yani. Kim hayır der yoksa, ki Ankara gücü için. Şimdi Ümit Turmuş'un projesini de izledik. Çok güzel projeydi ama yani orada hani ilk anda yani Ankara'nın ilçelerinde takip, Türkiye'nin 81 ilinde takip, dünyada takip hani kolay olmayacağı belli. Hani öyle bir proje olsa evet çok güzel ama yani ilk baştan zaten hayal gibi görünüyordu. Olmadı. Yani önemli olan şey bu transfer konusunda da hani bizim yapamadığımız biz anlaşmıştık son anda olmadı transferi o kadar çok ki yani Emre Yıldız'ın programında da vardı. Geçen sene de oldu. Tam anlaşmıştık olmadı. Tam anlaşmıştık gelmedi. Tam bilmem neydi. Yani önemli olan yapılmayanlar değildir. Her zaman yapılanlardır. Ne yaptığını da anılırsın. Öbürleri ya tam olacaktı olmadı işi hani bence havada kalıyor. Orada da biraz daha sanki yani medya iletişimiyle ilgili bence sorunlar var hala. Sosyal medya ekibi çok iyi çalışıyor. Ellerinize sağlık. Çok güzel videolar hazırlıyorlar, tanıtımlar, esprili, içerikli. Ondan sonra ama geniş perspektifte bence medya iletişiminde de hala sorun var. Ya hoca ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Yani şu anda sosyal medyada görüyorum, bazen bakıyorum ya çok büyük ağır eleştiriler var. Ben Ankara Gücü yönetiminin bir tane geçen sezon Süper Lig'de çalışan hocayla görüştüğünü biliyorum abi. Buradan söyleyeyim yani bir hocayla görüşüldü geçen sezon Süper Lig'de çalışan. Ama ya şu dediğiniz de doğru yani çat pat durmadan hoca değiştirmek de doğru değil abi. Yani bir doğru hocayı bulup onun üzerinden gitmek lazım ama bir türlü bulamadık yani. Bir türlü bulamadık ama bir hocayla görüştüklerini biliyorum. Her kulüp görüşüyor yani burada görüşüyorlar diye hoca değiştirecek anlamı çıkmasın yani. Yanlış anlamı olmasın. Yani her kulüp ve her hoca zaten görüşüyor kulüplerle. Yani Türkiye'deki teknik direktör sektörü çok garip abi. Mevcuttaki hocanın altını oymaya çalışan hocalar oluyor. Çevrede bir sürü hoca oluyor. Böyle apartta bekliyorlar. Yani şu hoca başarılı olsun da ben buraya gireyim diye böyle apartta bekliyorlar. Yani o tip hocalar da çok var. Yani sosyal medyada da ben şunu gördüm. Hakikaten hocaya çok ağır eleştiriler var. Ben hocaya eleştiriler konusunda herkesin haklı olduğunu düşünüyorum abi. Yayının başından bu sezon. Bu sezon hocayı ben de çok ağır eleştiriyorum. Ama geçen sezon böyle el bebek gül bebek geçirdik. Yani hocanın da işte bu sezon o sağ salim gemiyi limana yanaştırması için uğraştık. O da kupada yarı final yaptı. 11'lik yaptı.
iyiydi yani geçen sezon. Ama bu sezon ben kesinlikle istediğimi Ankara Gücü'nde bulamadım abi. Onu söyleyeyim. Bulamıyorum da. Bir türlü keyif alamadım yani bu sezon. Bilmiyorum. Gürcan hocam sen ne diyorsun? Hocam başkanın programı ben de izlemedim. Ama sen bir özetlemiş oldun. Evet. Şimdi iletişim grubu evet bence de Hüseyin Aytekin ve ekip hani çok iyi çalışıyorlar. Güzel şeyler yaptılar. Onlar görevi geldiğinden beri. Yapmaya da devam ediyorlar. Güzel işler yapılınca da zaten biz de üstünde durup destekliyoruz. Ama başkanın şimdi şu açıklamaları 2-3 konu başlığı var. Bir tanesi işte hani ben ilk 5 dedim ama hele bir sor niye dedim gibi bir şeye geliyor. Tamam yani motive etmek için söyledim demiş. Peki yani o TRT'deki programı futbolcular izlemiyor mu? İzlemeyecek. Yani o açıklamayı duymayacaklar. İlk açıklamayı duydular, motive ettim. Şimdi TRT'dekini futbolcular öğrenmeyecek. Bir bu soru var. İki, yani Emre Yıldız meselesi. Artık o konuda hani o kadar hani bir yandan konuşmak istemiyorum ki. Ama hani her ne karar aldıysanız alın ama hani taraftarın zekasıyla alay etmek gibi oluyor ya bu biraz artık. Ayrıldı, gitti, yok artık, yok öyle bir şey. Özel hayatımda görüşüyorum ben, görüşemez miyim falan dedi. Sonra Tolunay Kafkas'ın göreve geldiği günü hatırlayın. Basın toplantısında Tolunay Hoca'yı takdim edecek. Hoca diyor ki hocam hiç Emre Yıldız girdi mi sen gelirken oraya? O da diyor yok girmedi falan gibi bir şey. Ya abi şimdi diyorsun ki işte oraya gitti, buraya gitti falan. Ya bir tutarsızlık var ve taraftarı böyle hani düşük zekalı bir kitle yerine koymak gibi bir şey var yani. En hafif tabirle. Ya bunlar can sıkıcı tamam mı? Ya çok seviyorsan ya neyse yani tamam çalışacaksan da çalış kardeşim ama yani ya bu taraftarı ya bu duruma düşürme yani yoksa hani fuş yamuş ya yani o da onun devamı gibi hani olarak geliyor hani fuş ya forma ya bu konunun en hafif konu başlığı tuhaf ama bunlar da bizi şaşırtmıyor yani o diğer başlıkların yanında fuşya forma başlığı en hafif kalan oluyor. En başından beri bak programlarda Faruk Koca çok eleştirildiği zamanlarda bile yani hep olumlu bakmaya en azından ben kendi adıma öyle konuştum. Bak Faruk Koca'nın iyi niyetli bir insan olduğunu düşünüyorum dedim. Kötü niyetli değil dedim. Hani kıymet bilmek lazım. Şu an onlar görevde. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar iyi kötü. Ortalık hani karıştırmamak, bulandırmamak adına. Yani sizler şahitsiniz. Hani Faruk Koca konusu, yönetim konusu açıldığında hep bunları söyledim kendi adıma. Yani birinin tarafı veya şeyi olduğum için değil, destekçisi olduğum için değil. Ama ya işte şu yaşananlarında olmaması gerekiyor. Yani. Bunların da olmaması gerekiyor. Ankara Gücü taraftarı olarak herhangi bir konu başlığında gruplar ayrı düşünebilir. Aynı tribünde yan yana maç izleyen iki arkadaş bile bir konu hakkında farklı düşünebilir. Ama sen bütün gruplar ve bütün tribünler ya bir konuda hemfikirse, aynı şeyi düşünüyorsa, Emre Yıldız konusunda olduğu gibi, Faruk Koca'ya naçizane tavsiyemiz, ya bu Ankara Gücü camiasının bak bu tür hisleri çok güçlüdür. Yani bu bütün camia bir adamda böyle bir sıkıntı sezmişse ve o konuda çok ısrarcıysa Faruk Koca'nın da o konuya bir kulak asmasını naçizane tavsiye ederim. Bu konuda başka bir şey söylemek isterim. Evet. Var mı Murat yorum var mı? Rıza Çalınbay mı diye sormuşlar. Rıza Çalınbay değil abi. Görüştükleri hoca. Bir tane hocayla görüştüler. Rıza Çalınbay değil. Onu söyleyeyim. Yani açıklamalarda genel bir böyle keyifsizlik
seziliyor sanki. Hoca tarafında da yönetim tarafında da hani çok bir ya bir gümbür gümbür olamıyoruz ya. Yani ben anlamıyorum. Ankara gücüsün abi. Ya böyle var ya, elini sallasan peşinden 20 bin kişi gelecek. Öyle bir camiadasın. Ya Ankara Gücü camiası gerçekten böyleydi ya. O ya camianın da bir heyecanı, hevesi kaçtı yani. Bir gümbür gümbür olamıyoruz yani. Ben anlamadım. Böyle bir sezona gümbür gümbür giremiyoruz. Abi biz geçen, yani hepiniz iyi bilirsiniz, 80'lerde bir sezonu şampiyonluk parolasıyla açardık ya. Evet. Öyle değil mi? Şampiyonluk parolasıyla açardık. Kadromuzun kalitesi belliydi. Diğer takımlar belliydi. Yemin ederim var ya, şampiyonluğa inanırdık ya. Biz öyle taraftardık yani. Üçüncülük, yani dördüncülük yakışmaz bize diye. Şampiyonluk evet yakışır ya. Ankara Gücü'ne tabii. Evet ya, aynen. Her sezon açılış yapılırdı. Başkan kim olursa olsun. Üçüncülük, dördüncülük yakışmaz bize. Şampiyonluk yakışır Ankara Gücü'ne diye. Öyleydi. Böyle tribüne inlerdi yani açılışlarda. Ya buna inanırdık biz. Ya o heyecanı kaybettik. Bize bu heyecanı geri versinler. Ha, biz bunu istiyoruz. Yani ya biz zaten bu kulübün emektarıyız, misyoneriyiz. Ya yani Ankara Gücü için biz yaşıyoruz. Zaten yani yaşantımızın önemli bir parçası Ankara Gücü. Yani Ankara Gücü'yle yaşayan insanlarız. Her anımız Ankara Gücü düşünerek geçiyor. Yani bize bu heyecanı kazandıracak bir şeyler yapılması lazım abi. Ya hoca da mesela, ya öyle bir hoca gelecek ki abi, gümbür gümbür açıklamalar yapacak. Yani bu camianın aidiyetini bilen bir hoca gelecek abi. Yani taraftarı motive edecek. Biz Fenerbahçe maçına nasıl motive olacağız abi? Fenerbahçe maçında Tolunay Hoca işte rakibimiz çok büyük, çok güçlü kadrosu var. İşte onları kutluyorum. Avrupa'da başarılar diliyorum. Böyle açıklamalarla mı çıkacağız Fenerbahçe maçına? Yani biraz Ankara Gücü'nde olduklarını hatırlasınlar yani bunlar. Ankara Gücü burası abi. Burası öyle abur cubur bir camia değil ya. Ankara Gücü yani. Bu, sen kolunu salla 20 bin kişi gelir senin peşine. Abi böyle bir camia burası. Biz böyle yıllardır böyle başladık, böyle gittik yani. Düşme hattındayken de biz gümbür gümbürdük yani. Her sene biz düşme hattında oynuyorduk. Yani ben bunları anlamıyorum. Biraz bize gaz versinler abi. Ama gaz verirken de sahada da bir şeyler görelim. Bugünkü gibi değil yani. Yani futbol adına ciddi anlamda ben futbol izlemek istiyorum. Artık savunma yapan hoca, savunma yapan takım görmekten bıktım abi. Tamam. Benim görüşüm de odur. Yani futbolda öncelik can güvenliği. Savunmanı bir sağlama alacaksın abi ilk planda. Ama biraz da bir futbol böyle Ersun Yanal döneminin yarısını oynasa yemin ederim yeter bize. Şu Mustafa Kaplan'ın oynattığı, kümede kaldığımız sezonun yarısını oynasak yeter bize abi ya. Bu kadar yani, net söylüyorum. Yani böyle futbol değil, daha canlı, daha aktif, daha baskılı, göze hoş gelen, yani rakibi böyle titreten bir futbol izliyorum abi. Biz hakkımız değil mi yani? Şu andaki mevcut kadro bu futbolu oynar. Gerçekten oynar yani. Biraz inanmak lazım sevgili hocam. Evet, benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar abi. Son sözlerimizi alalım. Siz gerçi tonlayıcı çıktınız bugün ama. Ya biz anladım. Evet, aynı şey. Yani şeyden sıkıldık artık. Her sezon 4 hoca. O gitti, bu geldi. Gelen gideni evet, arattı. Ondan sonra falan. Yani hakikaten sıkıldık bu işte. Yani şöyle bir şey. Yani bir hocayı getiriyorsan işte arkasında duracaksın. Sonuna kadar da hani neticede onu oraya getirendir işin sorumlusu. Yani sürekli hocaya fatura kesmek kolay. Bir de sonra şeyle uğraşıyoruz. O gitti, bu hoca geldi. O gelen hoca işte onun yaptığı transfer, bunun menajerinin getirdiği oyuncu. Yok ya, bitmiyor yani bu zincirleme şey. Arkası yarın serisi bitmiyor yani. Artık o kaoslardan bıktık. Hani elimizdekiyle düzgün gidelim. Öyle bir istikrar yakalayalım şeyindeyim. Orhan Hocam, ben bir izleyici görüşü sana iletmek istiyorum. Şükrü abiyle yaptığınız yayını çok beğendim. Ya bir de hani o günlere gittim, böyle duygulandım. O türde yayınların devamını senden rica ediyorum. Ya izlerken ne düşündüm biliyor musun? Ya hani bir sürü şey anlattı ya Şükrü abi, güldük, duygulandık vesaire falan. Ya hani
Züğürt tesellisi gibi gelmesin kimseye ama hakikaten yani biz şampiyonluk yaşayamadık belki ama pek çok camianın da yaşayamadığı şeyleri yaşadık o tribünde. Ya ne bileyim o tarzda arada hani lig başlarının trafiği arasına bunu sıkıştırmaya enerjin ve zamanın olur mu bilmiyorum ama ne bileyim işte hani o yine eski kapalıdan mesela Akın abinin adı anıldı. Biz bir 10 Kasım'da şeyde denk geldik. Anıtkabir'de denk geldik. Pegasus'tan Osman vardı. Osman tanıdı hatta. Aa dedi Akın abi gittik yanına konuştuk. Sen Akın. O da biraz böyle hani kırgınlıkları falan var. Onları dile getirdi. Ben dedi bugün yaşanan bazı şeyleri gördüğüm için bıraktım zaten falan filan ama içi çok dolu yani. Ama o Ankara gücü sevgisini tabii silemezsin. O hala var. O da böyle bizi gördüğüne işte tanındığına falan şey yaptı. Mutlu oldu. Ya ne bileyim yani işte Aydın Çalışkan, Kemal Sepetçi, Volkan Karaman, Celal Otulu. Ya o dönemin o aynı kuşak biliyorsun onlar. Ya onları böyle ara ara çıkarsan biraz geçmişi tamam biz hatırlıyoruz. Bizim için nostalji oluyor ama yeni nesil o günleri bilmiyor. Yani bizim hatıralarımızda kaldı yani. O günlere dair şey yok. Nasıl diyeyim? YouTube programları yok. Bir şeyler yok. Sosyal medya yok. Hiçbir şeyin olmadığı zamanlar. Geçen bir bazen TRT Arşiv eski bir şeyler paylaşıyor. Geçen denk geldim. Fatih Terim. İşte Apo, Kambur Apo. Bir de Yaşar. Üçlü bir röportaj yaptığını kimse ben de izliyorum. Ya onları görünce insan duygulanıyor ama işte sadece o bazda kalıyor. Bir de böyle tribünden o günleri yaşamış abiler çıkıp bir şeyler anlattığında en azından yeni nesil bu Ankara gücü tribününün gücünün nereden geldiğini, nasıl oluştuğunu daha iyi anlar. Naçizane hani isteyeyim bir izleyici olarak. Onu böyle bir seri olarak yapabilsen keşke. Ya Gürcan Hocam onu yaparız da şimdi yayından önce hani biz Şükrü abiyle her gün konuşuyoruz da yayından önce şey dedik yani abi tamam güzel hani sende çok büyük anılar var da nasıl anlatacağız dedik ondan yani bir sürü kavga dövüş muhabbetleri var yani işte yani o dönemde ciddi yani dedik ki yani o muhabbete çok girmeyelim çünkü o dönemde hani Ankara gücü tarafları öyle keskin bıçak da öyle şey değil. Böyle mülayim, nazik falan değil yani. Hepiniz biliyorsunuz işte. Ya felaket anılar var da dedik ki onlara çok girmeyelim dedik yani. İşte yüzeysel geçtik. Anlatılacak çok şey var aslında da anlatırsak Türkiye'de olay olur. Tribün camiasında. Yüzeysel geçtik. Yani olur abi niye olmasın? Yaparız yine. O yayınları yaparız yani. Biz devam ederiz. Sıkıntı yok. Gerçekten bu tribün çok büyük emektarları var tribünün. Ya Ankara gücü zaten başarı demek değildir abi. Ankara gücü kültürdür, felsefedir yani, akıldır. Yani tarihtir, mazidir, şanlı mazidir. Yani Ankara gücü müthiş bir kültür yani. Bunu bizim anlatmamız lazım da işte nasıl olur bilmiyorum. Zor oluyor. İşte bir kitap yazdık, duruyor benim bir tarafta duruyor. El atamıyorum çünkü kitapta bassan şey olmuyor yani. Çok satın alınmıyor camiada. Öyle de bir durum var. Böyle bir şekilde götürüyoruz diyelim. Ne diyelim işte abi? Vallahi şimdilik böyle bugün böyle olsun. Yine çok benim tadım yok bilmiyorum. Siz çok umutsuz değilsiniz ama ben daha gümbür gümbür bir Ankara gücü bekliyorum abi. Bak geçen sene bunları söylemiyordum yani. Geçen sene kadro belliydi abi. Bir şey yapamazdı o kadro. O kadronun kümede kalması mucizedir bence. Ama bu kadro iş yapar abi. Oynayacak kadro. Yani futbol oynayacak bir kadron var şu anda elinde ve oynatman lazım. Oynatamıyorsan zafiyet sendedir. Ben bunu düşünüyorum abi. Benim bu konuda son sözüm budur. Benim son sözüm bu. Sizin varsa alalım. Herkese iyi geceler dilerim. Ben de son sözümü söyleyeyim. Murat Hoca'ya vereyim. Haklısın söylediklerinde ama şunu unutma. Daha bu takım yani bu kadro daha tam Ankara gücü seyircisinin karşısına çıkmadı. O da var. Onu da hesaba katmayın. Evet, Fenerbahçe maçı da ciddi bir sınav olacak. Orada her şey daha net ortaya çıkar gibi görünüyor. Hem iç saha hem güçlü bir rakip. Bakalım orada nasıl bir futbol oynayacak takım.
Ya ben de diyorum ki şu Fener maçını 9 puanla çıksaydık kötü mü olurdu yani? Çok güzel olurdu da. O yani alabilirdik. Alabilirdik abi 9. 2 puan yani şu şöyle oynadığın rakiplere bakıyorsun 2 puan yani ciddi bir kayıptır yani. 7 puan kaybetmişiz 3 maçta. Yani 3 maçta 2 puan alıyorsan yine düşmeme mücadelesi verirsin yani. Ya şöyle fixture ilk çekildiğinde ben ilk böyle 6-7 haftanın çok zorlu geçeceğini, çok az puanda kalacağını düşündüm. İşin açıkçası fixture çekildiği tarihte. Ama hani günü geldiğinde Kasımpaşa, Adana Demir ve Karagümrük maçlarının atmosferine baktığı zaman sen doğru söylüyorsun. Yani daha fazla puan almak gerekirdi. Ama fixture çekildiği gün baktığımda ben ya bu 6-7 hafta hani çok az puan toplarız diye korkuyordum zaten. Kağıt üzerinde zordu yani. Ama hani Adana Demir yorgun geldi. Avrupa'ya gidecekti. Eksik kadro. İşte Kasımpaşa daha yeni takım kuruyor. İşte Karagümrük bugünkü hali yani bizim daha iyi oynamamız gerekirdi. Gibi baktığın zaman haklısın. Puan alırdı mesela, yani bu maçlardan 7 puan, 9 puan hepsi çıkardı. Yani oynanan rakiplerin sahadaki hallerine baktığın zaman çıkardı, çıkmadı. Ama kağıt üzerinde de benim tahminim gibi gidiyor aşağı yukarı. Son iki yorumu okuyayım öyle bitirelim. Uğur Akıncı bizim yönetim bir saniye abi. Bizim yönetim inşallah Fener'e çok fazla bilet vermez geçen yılki gibi diye demiş. Evet Galatasaray maçındaki rezaletten sonra aynı şeyleri yaşamayız inşallah. Orhan Yüksel'de hadi 6 puan olsun Orhan abi. Adana ve bu maç diyor. Evet. Ya en az 6 puan olması lazımdı. Hadi Kasımpaşa'yı da son dakikada yedin. 7 puan Ankara Gücü'nün şu anda cepte olması lazım. Resul Ayık'ta her sene aynı 2 puan. Sonra ligde kalmak için cebelleş uğraştır Ankara Gücü. Taraftarı, camiası bunu hak etmiyor demiş. Evet. Yani son sözü Resul Ayık söylemiş. Hakikaten daha iyi işler hak ediyor Ankara Gücü camiası. Bizim verdiğimiz emeğe, taraftarın verdiği emeğe yazık olmasın. Hep yazık oluyor abi. Bundan sonra bari yazık olmasın. İnşallah Fener maçında oradayız, Eryaman'dayız. Kazanarak sahadan ayrılırız diye umut ediyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Sizin de ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Herkese selamlar. İyi geceler. Çok yaşa. Çok yaşa.